Bebe benim, tren de benim. Gözler üstümde, bu tarz benim. Moda da benim, tren de benim. Gözler üstümde, bu tarz benim. Bu tarz benim. Flash, flash, flash. Gerçekten pembe zehirlenmesi yaşıyorum Ayşe Hanım. Ama çok şirin değil mi? Komik değilsin, farklısı. Sakin, bana göre rüküssün. İşte burada bir şeyler dönüyor ama ben bilemiyorum, çıkaramıyorum. Biz de şaka yapıyoruz, gülüyoruz, ediyoruz. Ben neredeyim Melek? O zaman içeride egolu ve burnu büyük davranmayacak. Kendisinin buradaki hiçbir yarışmacıdan farkı yok. Ya ben kendime açıklama yapmak zorunda değilim. Şu anda ağlayışım asla. Gerginlikler etkiliyor mu tarzınızı? Güzelim, anlat bakalım. Kaliteli, pahalı şeyler giyindiğiniz için insanları kafalıyor olabilirsiniz, etkiliyor olabilirsiniz. Ama sonuna kadar böyle devam etmez. Sende bir saç sorunu var ya, bitmiyor. Öyle mi? Bavulum su çantanın elinde ne işi var hala anlam veremedim. Özlem'i dili açılmış yalnız. Bugün böyle bir heyecanlısın yani. Kafan karışmış çünkü bıdı bıdı etmekten sen de. Senin eline yani fırsat geçti mi sen de miksersin. Daha ne yapsınlar ya? Herkes onun adını yazdı. Daha bir eleştiri ne olsun? Sana böyle bir zirve sarhoşluğu gelmiş. Oksijen az ya orada biraz. Şaşırmadım derken ki ifadem benimle konuşuyor şu an. Ne demek bir dakika? Ben iyice şaşırdım. Sen şaşır. Aa! Ay bir dakika, tansiyon aletim nerede? Günler sessiz, mahzun sensiz. Günler her zaman telaşlı. Yanlış nerede? Aklım sende. Suçum neydi? Sormadım. Çektim gittim dinlemedim. Bana bir şey söylemedim. Yıllar sonra dön sende boş. Son pişmanlık ne yarar? Her şeyin bedeli var, olmadı ya. Son pişmanlık ne yarar? Her şeyin bedeli var, buraya kadar. Silah eder aklım başımdan, uçar gider. Ziyan olmuş yıllarım. Varsın olsun yeter. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var, olmadı ya. Lego.
starting German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching. Türkiye'nin en şık, en tarz, en havalı yarışma programı Bu Tarz Benim'den herkese merhabalar. Şahane bir gün diliyoruz sizlere. Yine müthiş bir heyecan yaşayacağız. Bugün stüdyomuzda yarışmacılarımız, geride kalan 12 yarışmacımız büyük ödül 100 bin lira için kıyasaya yarışmaya devam ediyorlar. Tek yapmaları gereken jüriden yıldızları kapmak. Çok kolay olmayacak. Jüri pek de o kadar niyetli değil yıldızları vermek için. Tabii ki az sonra Uğurkan'dan onlarla rekabet edecek potansiyel yarışmacılarımız da burada bu podyumda olacak. Siz de bu yarışa katılabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.showtv.com.tr başvurunuzu yollayın. Bu Tarz Benim stüdyosu sizleri bekliyor. Bu Tarz Benim de günün heyecanı başlıyor. İşte birbirinden güzel ve iddialı 12 yarışmacımız. Alalım. Sevgili jüri üyelerim, bugün nasılsınız? İyiyiz. Yerinde mi? Süper, her şey harika. Yıkılıyoruz. Stüdyo enerji mükemmel. Başlayalım. Bak. Hemen diyorum. Flaş, flaş, flaş. Gerçekten pembe zehirlenmesi yaşıyorum Ayşe'nin. Ama çok şirin değil mi? Komik değilsin, farklısın. Sakin, bana göre rüküssün. Bir şeyler dönüyor ama ben bilemiyorum, çıkaramıyorum. Biz de şaka yapıyoruz, gülüyoruz, ediyoruz. Ben neredeyim Melek? O zaman içeride egolu ve burnu büyük davranmayacak. Kendisinin buradaki hiçbir yarışmacıdan farkı yok. Ya ben kendime açıklama yapmak zorunda değilim. Şu anda ağlayışım aslan.
gerginlikler etkiliyor mu tarzınızı? Güzelim, anlat bakalım. Kaliteli, pahalı şeyler giyindiğiniz için insanları kafalıyor olabilirsiniz, etkiliyor olabilirsiniz ama sonuna kadar böyle devam etmez. Sende bir saç sorunu var ya, bitmiyor. Öyle mi? Bavulumsu çantanın elinde ne işi var hala anlam veremedim. Özlemi dili açılmış yalnız. Bugün böyle bir heyecanlısın yani. Kafan karışmış çünkü bıdı bıdı etmekten sende. Senin eline yani fırsat geçti mi sen de mikstersin. Daha ne yapsınlar ya? Herkes onun adına yazdı. Daha bir eleştiri ne olsun? Sana böyle bir zirve sarhoşluğu gelmiş. Oksijen az ya orada biraz. Şaşırmadım derken ki ifade benimle konuşuyor şu an. Ne demek bir dakika? Ben iyice şaşırdım. Sen şaşır. Aa. Ay bir dakika. Tansiyon aletim nerede? Hemen başlayalım. İlk yarışmacımızı davet ediyorum. Ayşenur Balcı podyumda. Bring the action. When you listen to me, you're gonna turn this shit up. You're gonna turn this shit up. You're gonna turn this shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. Ayşenur hoş geldin. Hoş buldum. Havaalanına öyle değil böyle gidilir diyorsun. Evet, birazcık daha hazırlıklı geldim. Biraz. Ben havaalanında böyle birini görsem ne yapıyor derim mesela. Ama ben Disneyland'a gidiyorum. Aa çok özür dilerim. O zaman tamam. O zaman tamam. Daha az bir renkli giyimlisin. Disneyland'a gidiyorsun. Yalnız başına mısın? Tek başımayım. Tek başım. Uçaktan inip direkt gideceksin. Yarışmayı kazandım. Disneyland'a gidiyorum. Ha yarışmayla gidiyorsun. Evet. Ben kazandığım için gidiyorum. Ben de soracaktım. Sürekli seyahat ediyor musun? Yok. Peki Disneyland'a gidiyoruz. Soralım bakalım. Sara. Ayşenur o kadar tatlısın ki anlatamam. Ben konuşmasam. Hayır konuş ama niye güldün bir anlasak. Ama niye gülüyorsun? O kadar tatlısın ki yani anlatamam. Pembe pembe sen gözlüklü. Ayşenur ben bunu gözlüklü. İyi algılayamıyorum özür dilerim. Hani iyi olabilir niyet ama ben algılamazdım. İki yıldır içini biliyorum o kötü bir şey söyleme. Mükemmelsin. Bir dakika, çok teşekkür ederim. Nasıl için biliyorsun? Biz daha önceden tanışıyoruz. Oo. Evet. Oo. Flash, flash, flash. Nedir mazeniz? Ya böyle defileler olsun, klip çekimleri olsun falan hep karşılaşıyorduk zaten. Beraber evet. Falan gidiyorduk. O yüzden karşılaşıyoruz. Bayağı iki yıldır da tanıyorum. O da beni tanıyor. Evet. Ha, o yüzden biliyorsun yani. Evet. Peki, tamam. Tamam seni kahkahalarınla baş başa bırakıyoruz. Evet, sakinleşe dur sen orada. Özlem. Ben bir konuda bir şey danışmak istiyorum hem arkadaşlara. Öncelikle geçen hafta benim üzerime geldiler Mickey Mouse'lu pantolon giydim diye. Sonra evde düşündüm hakikaten hani gerçekten özensiz bir tercihti. Keşke giymeseydim hak verdim. Merak ettiğim için soruyorum. Minnie Mouse kullanmak için kaç yaşında olmak lazım? Yani 20 yaşına kadar kullanılır mı? 33... Bir saniye ama ben... Neticede Ayşenur'a soruyorsun. Evet ona soruyorum. Peki yani ondan cevap alalım. 20 yaşına kadar kullanılır mı? Bunun yaş sınırı var mı merak ediyorum. Çünkü ben bu konuda geçen hafta bir hata yaptım. Otorite değilim. Peki şöyle diyelim. Çizgi film karakterlerini üzerimize taşımak için diyelim. İsim vermeyelim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu şekilde açıklayayım. Aksesuar dışında hiçbir şeyimde çizgi film karakteri vesaire sevdiğim şeyleri... İşte vesaire onun gibi hikayelerde olan şeyleri kullanmıyorum. Ama sadece aksesuar ya da bavul, çanta vesaire olabilir. Kıyafet olarak giymem, giymiyorum. Giyemem de herhalde. Tamam. Yani ama herhangi bir yaşı yok bence. Aksesuarda her yaş olabilir, hiç fark etmez. Ben merak ettim çünkü hani sormak isterim. O zaman bana niye öyle söylediniz mi diyorsun? Ya ben 33 yaşında olduğum için bana uygun görünmedi ama ben de evde düşündüm. Yani serin kanlı bir şekilde düşündüm. Hata ettiğime kanaat getirdim. Doğruydu. Olsun yine de bir hesap sorayım ben dedim. Yine de sorayım. Kanım yani. Yerde kalmasın. Aynen. Sorayım yani. Tamam peki. İçimde kalmadı. Nurcan. Aynen. Özlem'i mi beğendin Ayşenur'u mu?
Ben Ayşenur'a bayıldım. Yani bütünlük olarak evet, doğru buluyorsun. Evet, bütünlük olarak güzel bir şey yapmış. Tuğçe'den de son bir söz alalım. Ben de zaten pembeyi çok sevdiğim için sende de çok güzel duruyor. Çok yakıştırıyorum sana. Çok çok güzel. Ben 25 yaşındayım ama çizgi film karakter tights'ları da giyiyorum, şortları da giyiyorum, tişörtlerini de hala giyiyorum. Yaşı olduğunu düşünmüyorum ama uyuması gereken ya da uydurulacak yerler var. Uygun yerde giyince çizgi film karakteri olsun, renk olsun bence yaşı yok. Hazırsan seni jürinin önüne yolluyorum. Hazırım ve çok heyecanlıyım. Bol şans. Teşekkürler. Nurella. Merhaba Donatella. Merhaba. Nasılsın? Çok iyiyim ve çok enerjiyim. Belli oluyor zaten pembelerinden. Tabii ben seni şu an o şapkan, papuçların onlarla değerlendirmiyorum. Böyle muhteşem şapka, muhteşem çanta, böyle çok fashion, fashionsın. Ondan sonra öyle bir hayal ettim. Ama o pembe şapkan yok tabii. Onun yerine siyah olmalı. Pembe eldiven, pembe çekçek, pembe... Çok fazla pembe olmuşsun. Tarzın çok eğlenceli. Ama ben havaalanında seni görsem bir deli nereye gidiyor derim. Hafif bir uçuk kaçık böyle ama tatlı kız. Yani uçuk kaçık, tatlı kız. Ceketini çıkardın değil mi? Yani şimdi daha bir tarz oldun şimdi. O gözlükleri de takınca. İvana. Ben hakikaten bu program, bu tarz benim, tarz olarak seni şu anda çok tarzlı gördüm. Fark, tarz, komik değilsin. Ben bazen diyorum yani tarzlı olmak, o kadar fazla farklı olmaya çalışıyorsunuz, komik duruma düşebilirsiniz. Sen şu anda komik değilsin, farklısın. Ben seni beğendim. Şapkanın da tabii ki daha büyük olabilir, o şey şapkalar, daha böyle bir kaliteli şeyler kullanabilirdin. Ama o bütçede... O tarzını bir yere kadar aklı kalıyorsun. Yani benim aklım kaldın şu anda mesela. Bu kadar. Aklın yolu bir. Ay senin yanında Cemal. Hiçbir kadın Türkiye'de oturamaz. Niye biliyor neden musun? Canım? Vallahi. Ayşenur. Hoş kadın. Yolunda ne var? Hiçbir şey. Yok mu? Boşalttım için ağırlık yapmasın diye. Açar mısın? Açayım. Şimdi bir şey çıkıyormuş, haberim yok. Bir şey mi var? Merak ettim ne var. İyice bir böyle bir köpek çıkıyor şimdi. Pembe bir köpek çıkarsa artık. Pudla. Pembe Pudla. Köpeğim var ama pembe zehirlenmesi geçiriyorum şu an sayende. Boş. Evet, gözlük kabım var sadece. Hı. O kadar. Bence o elindekileri onun içine tıkar mısın lütfen? Aynı şeyi söylüyorum. Tıktım. Aklımda aynı şey geçiyor. Gerçekten pembe zehirlenmesi yaşıyorum Ayşenur. Aa, bu daha güzel oldu, pembe zehirlenmesi. Üstündeki aslında deseni, kalıbı çok o kadar güzel ki bugüne kadar giydiğin en güzel parçalar diyebilirim. Bunları yeni yaptırdım altını. Çok, çok beğendim. Rengi, deseni çok şıklar. Çok retro bir desen var üstünde. Fakat o mikili çanta bence 0-6 yaş dışında kimse mikili, minili bir şey kullanmasın. Ve yani bu kadar şık durabilecekken o mikili çantayla kendini evet dikkat çekici bir hale getirmişsin ama pozitif yönde değil bence. Böyle şık dikkat çekicisin, diğer türlü komik dikkat çekici oluyorsun. Lütfen artık biraz böyle daha kombinlerini daha dikkatli yap, parçaları daha özenli seç. Dün de aksesuarlarını beğenmemiştim, bugün evet. De beğenmedim. Yıldız geliyor mu jüriden? Ayşenur'a kararları açıklayalım lütfen. Nurella. Tarsın. Kemal. Ama çok şirin değil mi? Yani seçtiğin aksesuarlar haricinde tarsın. Teşekkür ederim. Peki Yıldız aldın. İvana. Tars. Çok teşekkürler. Herkesten. Oy birliğiyle Yıldız'ı topladın. Yerine geçebilirsin. Bu tarz benim. Ve şimdi sırada podyumda Gizem Güler var. Adını yazmışım daha da yazabilirim. Doldurabilirim yaprak yaprak.
Çok güzel yürüyorsun bak, her geldiğinde söylüyorum. Ay, nazar değecek ama. Düşer misin değil mi? Düşeceğim zannettim gerçi bugün. Yok yok, nazarım değmez benim. Teşekkürler. Nereye gidiyorsun Gizem? Ben nereye gidiyorum? Kitabımı yazdım, bitirdim. Oho. Artık onun tanıtımını yapmaya gidiyorum. Kitabın içeriği ne acaba? Anlatmayayım burada. Anlat anlat. Ama şeye gelin işte, lansmana gelin, orada anlatayım. Anlat anlat, biraz bir ön sözden bahset, kimler katkıda bulundu, ne yazdın, konu biraz ne? Biraz değişik. Yani ben kadınlar ve erkekler üzerine çok fazla kitap yazıldığını düşünüyorum. Ha, bu planladığın filmini çekmek falan... Film değil, benim istediğim film ya da senaryoyla alakalı bir filme şey değil. Filme özlem çekecektim. Evet, olabilir. Ben biraz daha... ortada karakterler üzerine bir şeyler yazdım. İsim olarak söylemek istemiyorum. Söyleme, şimdi. Tamam peki. Evet, biraz değişik. Bir kitabı oldu. Yazdın. Evet. Yorucu bir süreç bitti. Şimdi, artık alnının akıyla okuyucularınla buluşturmak üzere. Aynen. Lansmana gidiyorsun. Senin aynen. için bir davet düzenlendi. Evet. Böyle gidiyorsun. Böyle gidiyorum. Peki, dönelim hemen. Yorum alalım. Ayşegül. Bence de güzel olmuş. Sarıyla morun uyumu çok iyi olmuş. Ve Gizem'i çok beğeniyorum zaten. Özellikle yürüyüşünü. Beni her ne kadar taklit etse de. Bu kadar. Bak Ayşegül'ün nazarı değer. Bence de. Bence de. Benim değil ama onun değer. Bence de. Ben de öyle hissediyorum. Buse. Gizem, ben sana bayıldım. Tek kelimeyle söylüyorum. Ayakkabıların zaten beni bitirdi. Renkli ve yüksek topuklu ayakkabı deyince zaten ölüyorum. Sarıyla mor çok güzel olmuş. Şu yaka kısmı çok hoşuma gitti. Tek beğenmediğim şey çantan. Onun haricinde çok güzelsin. Teşekkür ederim. Bu kadar iltifat yeter herhalde. Yeterince motive olmuşsundur. O zaman jürinin karşısına geç bakalım. Tarz mısın değil misin? Öğrenelim. Bakalım öğrenelim. Bol şans. Hoş geldin Gizem. Hoş buldum. Evet. Kitabını yazdı. Yazdım, bitti. Her şey bitti, yolunda. Evet. Tarzını biraz sıkıcı bulduğum için kitap sıkıcı olabilir diye düşünüyorum. ondan dolayı konu almak istedim. Anladım. Çünkü çok sade ve sıkıcı bir tarz görüyorum karşımda. Eğer eğlenceli kitap yazacaksan daha tarz olmalısın. Çok eğlenceli değil. Bence çok... Kötü de değil ama arada bir kitap zaten. Sen de arada kaldın. Bu yarışma tarzında kazanmazsın böyle arada sırada. Peki. Dikkatli ol. Ben tamam. İvana ile aynı fikirde değilim. Ben çantan hariç nefis buldum seni. Saçın çok güzel olmuş, makyajın güzel, ayakkabılarına bayıldım. Teşekkür Elbisenin ederim. Rengi, ayakkabının rengiyle uyumu çok güzel. Yani kendi tarzın, bugüne kadar getirdiğin tarzın içinde en iyilerinden biri bu. Hatta en iyisi. Sıkıcı değil, bence çok sade, çok klasik ve şık. Teşekkür ederim. Bundan Nurella. Daha üste çıkmanı umut ediyorum. İnşallah, ben de. Merhaba. Merhaba. Sen ara ara bir saçmalıyorsun yani şeyde, tarzında. Bugün de elbisen bir kere çok sade, çok öksüz kalmış, tek başına kalmış orada. Üstelik yakası kapalı. Şuraya çok enteresan bir broş koyabilirdin. Bir şey yapabilirdin. Etek ucunda bir bantı olabilirdi. Kontrast bir renk. Şey böyle sakin, bana göre rüküssün. Beğenmedim. Tarzını beğenmedim. Teşekkürler. Haydi kararlarımızı açıklayalım. İvana. Tarz değilsin. Kemal. Tarz. Yıldız geliyor mu? Tarz değilsin. Üzgünüm. Bugün yıldız alamadın Gizemciğim. Seni yerine alıyoruz. Teşekkürler. Bu tarz benim. Sevgili izleyiciler, sizler ekran başında izliyorsunuz. Belki onlar burada yürürken gayet hoş, şık buluyorsunuz ama nereye gittikleriyle ne giydikleri çok önem taşıyor tabii ki yıldızları alabilmek için. Kararı jüri veriyor, yıldızların sahiplerini jüri buluyor. Haftanın sonunda, cuma günü en çok yıldız alan 3 yarışmacı koruma altında olacak ve böylelikle eleme gecesinde yarışmacı arkadaşları tarafından elenmek üzere önerilemeyecek. Bir sonraki yarışmacıyı davet ediyorum. Melek Balkan podyumda. Tonight,
Melekciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ben antrenörlük bölümü mezunuyum. Evet. Okula gidiyorum. Spor bölümü. Okuldan çıktıktan sonra antrenman izlemeye gidiyorum. Bu sana en yakın gördüğümüz halin mi? Evet. En yakın dışarıda evet. Da sokakta da böylesin. Evet. Peki hemen izleyicilerimize senin Ivana'nın kanka olduğunu da hatırlatalım. Ve yorumları alalım. Nur. Rahatlığı çok güzel yakalamışsın ama çok daha iyi görünebilirdin, çok daha özenli olabilirdin. Çok özenli daha... olmaya gerek yok ki zaten spor yapıyorsun, oradan çıkıyorsun. Zaten normalde giydiklerim de bu şekilde. İşte, antrenmana gidip izlediğim için, rahat edebilmek için. Tabii de rahatlıkta da yine şık olunabilir diye düşünüyorum. Renklerinin çok cansız buldum. Zaten sarışın olduğun için hani daha canlı renkler daha cesaretle taşıyabileceğine inanıyorum. Ve yakışacağını düşünüyorum. Ama bu rahatlıkta daha fazla şık olabilecek bir kadın olabilirdin, olamamışsın. Sporcu çok olamadığın için o rahatlığı anlayamıyorsun. Hani sporcuyum ben de. Hem de profesyonel lisanslı. Ne yapıyorsun? Ne? Atletizm ve yüzme. Yüzmede lisansım yok, atletizmde var. Sporcuymuş demek ki. Ben de onu soracaktım. Siz aranızdaki problemi çözdünüz mü Melek? Nedir durumunuz Nur'la? Bir problemimiz sohbet yok. Ediyor musunuz? Yok. Sohbet etmiyoruz. Burada konuştuklarımız burada kaldı. Hı. Zaten dışarıda da hızlı bir şey. Aynı rahatsızlığınız devam ediyor mu? Yani. Tavır olarak. Evet. Değişen bir şey yok. Hayır, değişen hiçbir şey yok. Nur? Biz sadece burada görüşüyoruz. Buradan çıktığım zaman ben evime. Onlar beni bir burada görüyor. Yani ben de onları burada görüyorum. Şöyle bir tavrım var gibi. Dün söyledin galiba. Evet, dün söyledin. Burada kimseyle kişisel olarak görüşmüyorum dedin. Yani kimseyi daha önceden de tanımıyordum. Tanımıyorsun. Şu anda da kişisel olarak birebir bir yakınlığımız var. Ama burada o kadar uzun vakit geçiriyorsunuz ki mesela nasıl yaşıyorsun? Tek başına mı oturuyorsun? Hayır. Ayrı mı duruyorsun? Ayrı durabileceğimiz yerimiz yok zaten. Hepimiz aynı yerdeyiz. Herkes birbiriyle yan yana. Tabii ortak bir alanda hazırlanıyorsunuz. Birbirinizi de görebilmek adına. Yani kim ne giymiş tabii ki ona bakıyorsunuz. Biz şakalaşıyoruz ama. Kızlarla. O ayrı bir yerde oturuyor. Onu soruyorum. Evet. Yani sohbet ediyoruz. Ben kızlarla ayrı bir yerde durmuyorum. Melek yazmadım. Hayır ayrı yerde dediğim bizden ayrısın demek istiyorum. Hani biz hepimiz birbirimize şaka yapıyoruz, gülüyoruz, ediyoruz. Ben neredeyim Melek? Kaç metrelik bir odada yaşıyoruz biz. Neredesin? 13 kızız evet. Neredeyim ben? Ay ne bileyim ben diğer 11 kızı görüyorum. Abartma Melek yapma. Ay abartma. Bilmiyorum. Saçmalama. Bu hayır, şekilde devam edecekse ama ben gerçekten hani her şeyin bir sınırı var. Gerçekten söylüyorum. Bu şekilde üzerine katlanarak yazılmaya devam edecekse buradan herkese söylüyorum. Hani ben bunların hepsine cesaret yani bu güçle duramam ben burada. Yani hani üstüne yaza yaza gidiyorlar. Ben hepsine çeviremem. Hepsine pozitif cevap veremem. Hepsine çok güçlü duramam. İstemem. Halkıma, ben halka demiyorum şu anda bizim ekibimize Tuğçe. Herkese söylüyorum. Ya ekibim ben halka sesleniyorum. Ya çünkü yazılarak devam ediyor ve bu tavrın ben şu an kendi içimize bir dönelim. Bu tavrın hani neden bu şekilde devam ettiğini, sürdürüldüğünü soruyor sana diyor ki içeride hala aynı tarz devam ediyor mu? Sen diyorsun ki hayır değişen bir şey yok. Sen beni biraz önce içeride nerede gördün? Üzerimi giyinip çıktım. Bir yarımız yemekteydik. Tamam işte bir yarımız zaten. Buradaydık. Gerçekten beni görmedin ki. Ben de seni görmedim. Üstümü giydim, saça koştum, makyaja koştum. Aksesuarlarımı giydim, hop buradayız. Saatimiz yok. Ben de görmedim diyorum. Ben ekstra bir şey söylemedim ki şu anda sana. Beni görmedim. Nasıl lanse ediyorsun? Bak burada hepimiz birbirimizi lanse ediyoruz. Evet. Bu bir program. Bizi ilk kez görüyorlar. Ama insanlar birbirleri hakkında kötü düşünebilir. Hani tamam yapıyorsunuz, söylüyorsunuz, okey. Ama ben hepsini yutarak, hepsini susarak, hepsine böyle çok güçlü durarak duramam. Yani istemiyorum böyle bir şey olmasını. Ve eğer durum bu şekilde olacaksa, hani ben... İstemiyorum yani. İstemiyorum derken ne demek ya, istiyorsun? Böylesine abartılan. Ya ben kendime açıklama yapmak zorunda değilim. Şu anda ağlayışım asla zayıflıktan falan değil. Çünkü çok samimiyetsiz bulduğum bir ortam oldu burası. Ve bu samimiyetsizlikte ben kendimi, beni sürekli daha da üste gelen, sürekli katan ve sürekli hiçbir insani değerlerle yargılamayan insanlara içerisinde bulunmak istemiyorum.
İşte burada bir şeyler dönüyor ama ben bilemiyorum, çıkaramıyorum. Umarım kendi kendilerine patlak verecekler diye gözünü düşünüyorum. Gözünü açman lazım demek ki. Melek son kez sözünü de tamamla. Ne dönüyor olabilir? Sen de benim rakibimsin. O da benim rakibim. Diğer karakterim de benim rakibim. Ne dönüyor olabilir sence? 100 bin lirayı, ay canım ben sana 35 vereceğim, sana 35 vereceğim. Ben birinci olayım. Böyle bir şey. Öyle mi? Sen... Belki de olabilir. Bu kadar arkada şeyler döndürüp buraya gelip bu şekilde oyun oynuyorsanız hayal gücün bu da olabilir. Uçmuş. Olabilir. Süpersin. Öyle güzel oynuyorsunuz ki buna da inanırım yani. Yok sen bizden iyisin canım, saçmalama. Güçsüz olduğunu söyledi. Eğer güçsüzse, kendine güvenmiyorsa güveniyormuş gibi davranması. Güçsüz demedim ben. Ben bu kadar güçlü duramayacağım dedi. Ben en güçsüz halimle de ay sen seni o zaman ağzını falansın Nurcuğum yani. Burada söylüyorsun az önce, hatırlamıyorsun. Bu kadar güçlü durabileceğimi zannetmiyorum dedin. Alzheimer olmadığına göre bu kadar güçlü duramıyorsa o kadar... Ben dedim ki... Ama biz kesme ya. Bu kadar devam ederseniz devam dedin, edemem dedim. Asilliğini koru o zaman. Aa bir şey anlatıyorum, kesiyorsun ya, kesme. Şirin'in ne dediğini hatırlamıyor, seni mi hatırlayacaksın? Hayır, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok güçlü duramayacağını söyledi. Böyle güçlü duramıyorsa o zaman içeride egolu ve burnu büyük davranmayacak. Kendisinin buradaki hiçbir yarışmacıdan farkı yok. Benim söylemek istediğim bu kadar. Güçsüz olduğumu söylemedim arkadaşlarım. Bu yayınları tekrar tekrar izlesinler, dursunlar. Bu şekilde bu samimiyetsizlik artarak devam ederse bu ortam, bu samimiyetsiz ortamın içerisinde bulunmak istemem. Çünkü bu benim, ben maneviyatı çok yüksek bir insanım. Gerçekten inanıp değer veririm. Yani siz de balık burcusunuz, ben de su grubuyum, ben de balık burcuyum aslında. Bunu siz daha iyi bilirsiniz. Bizim için maneviyat çok önemlidir. Ve maneviyat dediğimiz şey zaten samimiyet. Burada samimiyetsizlik yoksa ben de burada daha fazla kalıp kendimi, ruhumu, ruhen ya da psikolojik olarak kendimi daha fazla ezdirmek istemem. Daha fazla katlanarak devam ederse diye dedim arkadaşımıza. Peki mesela biz geçen hafta Nurcan'la bir gün jüri tarzımızı hiç beğenmemişti. Sonra programdan sonra sen de bana dedin ki ya ne oldu size bugün böyle? Ben de nasıl ya, ne demek istiyorsun dedim. Ya ne oldu size, niye hep iyi giyiniyordunuz, bugün niye böyle giyindiniz dedin. Hani ne demek istedin mesela orada? İşte söylemişim, neden hani her gün çok güzel giyiniyorsunuz, neden hani bugün bu kadar hani karışık giyindiniz diye sordum. Bunda kötü niyet var mıydı sence? Hayır, kötü niyet yok ama... Nesinden rahatsız oldun ki bunu? Hayır ama söyleme tarzın hoş değil. Nasıl söyledim? Yanlış anlaşılıyorsun çünkü yanlış ifade ediyorsun kendini. Mesela onu ben ondan rahatsız oldum sen öyle sorduğunda. Sen de fark ettin. Sen yanlış anlamışsın o zaman. Yani eğer ki yanlış ki hani incindiğini ya belki ben beğenmişimdir o tarzı. Başkası da beğenmiş olabilir, başkası beğenmemiş olabilir ama hani senin o şekilde sorman bana yani ters geldi. Seni kırdığım için kaç puan aldın? Kaç puan? Zaten az puan almışım. Kaç puan aldın? Kaç puan ben aldın? Ben sormadım onu canım. Ayrıca sende unutkanlık var. Hepimizde olabilir. Sende ekstra var. Esra gidecekken bana bunda yalan söyleme. 16 Esra'nın adını evet sürekli sordum. Çünkü ilk hafta ve herkesin ismini ezberleyemiyoruz. Çok normal değil mi? Nereden neleri çekiştirip soruyorsunuz ya? Çok başka söyleyebileceğiniz başka bir şey varsa Nur, hani güçlü olman lazım. Bu hani, bir yarış. Hani güçlü olman lazım. Sadece ben sadece küçük bir şey küçük şeyler ve onları buraya çıkarıyorlar. Halbuki ben konuşsam küçük burada küçük şeyler mide bulandırır. Neler söyleyebilirim ama bana yakışmıyor arkada gördüğüm her şey. Sen bilirsin bir şekilde. Bana yakışmıyor. Ben onlarla aynı şey düşünmek istemiyorum. Herkes birbirine hani burada bana hala söylenenlerin işte hepsinin daha fazlasını söyleyebilirim. Burada herkesin açığı var. Çünkü herkes her yerde. Ama bana dair söylenilen şeyleri de herkes hani çekip çıkardıkları şeyler de zaten demek belli ediyor. Peki bu demek konuşmanın devamını ben jürinin görüşünü de alarak devam etmek istiyorum. Hayır, jürimiz size eğer konuyla ilgili bir soru sorarsa onlara cevap verin. Çünkü biraz da onların görüşü önemli burada. Melekciğim seni jürinin karşısına alabilir miyim? Tabii ki de. Bol şans diliyorum bu arada tarzınla ilgili. Ağzım açık, sizi izliyorum. Karar veremiyorum, hangi taraf samimi, kim samimiyetsiz bilmiyorum. Şimdi Melek'in sırasında, Melek podyumdayken herkes Nur'a saldırdı. Ve her çıkan şimdi Nur'a mı saldıracak, bunu merak ediyorum. Çünkü herkes yine bugün de bu gerginlik tırmanmış dikkat ettiğim kadarıyla. Bazılarınızın vücut dili çok
antipatik, çok saldırgan, çok bel altı vuruyor. Ve hiç hoşlanmadım. Eleştirmenin de bir dozu var evet ama kimse kimseyi bu kadar linç edemez. Yine dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Bir gruplaşma görüyorum aranızda. O grupları dağıtın. Zaten eninde sonunda dağılacak o gruplar. Hepiniz birbirinizin rakibisiniz. Hepiniz 100 bin lira için yarışıyorsunuz. Aynen. Kimse kimsenin arkadaşı değil, kimse kimseyi kandırmasın. Kimse kimseyi savunmasın, herkes kendi hakkını savunsun. Herkes kendi fikrini söylesin. Eleştiri yapıyorsanız da saldırgan olmayın. Daha seviyeli lütfen. Ben tarzına gelince de çok yine kafan karışmış olarak değerlendiriyorum seni. O kilim desen, o ayağındaki zımbalı sandaletlerin, o eteğinin boyu, çantanın rengi. Beyaz bir sneaker giyseydin keşke ayağını dümdüz, öyle gitseydin antrenmandan. Bulamadım, yok işte maalesef. Aynen, biliyorum. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Nurella? Çok rüküşsün, saçın hariç her şeyin berbat. Kusura bakma yani. Saçını beğendim, arkadan örmüşsün falan ama yani... O eteğin boyu, arka yırtmış, o üzerindeki o tişörtün... Melekciğim, saçını görebilir miyiz? Çok pardon. Evet. Bir tek saçını beğendim, çok enteresan. Bir tek saçını beğendim. Bu siz dün de bugün de böyle bir gerginsiniz falan, ondan mı böyle bu gerginlikler etkiliyor mu tarzınızı? Güzelim, anlat bakalım. Ya etkilemiyor aslında. Hani ben normalde de bu şekilde giyiniyorum. Hani belki de istediklerim bu. Yani benim giydiklerim, zaten sporcuyum. Şort giyiyorum, terlik giyiyorum bu şekilde. Sadece burada birazcık daha dikkat etmeye çalışıyorum. Dikkat etmeye çalıştıkça batıyor. Ama ikinci haftadayız. Evet, hani... ikinci haftadayız. Hadi ilk aynen hafta diyelim ki. Ama bazı arkadaşlar saçını koyulaştırmış, açtırmış. Bir şeyler, bir şeyler yaptılar. Sen hala yerinde sayıyorsun. Tarzını bir türlü ben senin çözemedim. Bir de kavgacısınız ya. Niye yok öyle? Kavgacı değil. Ben ilk hafta hani sürekli sustum. Yani bir bakın, bir şey söylemek istiyorum. Ben sadece haksızlığa bakın, gelemem. Ben size yoksa bir şey söyleyeyim. Hani sakinimdir siz yani. Siz şimdi hepiniz haklısınız, hepiniz haksızsınız. Siz burada, buraya bu bir yarışmaya geldiniz. Burada arkadaşlık diye bir şey yoktur. Çünkü müthiş bir rekabet var ve 100 bin TL var. Bir hedefiniz var. Yarışıyorsunuz o 100 bin lirayı almak için. Çok gürültü yapıyorsunuz. Şey gürültüsü. Yani laf gürültüsü yapıyorsunuz. Ben burada kimseyi savunmuyorum. Yani mesela Nur da eteğindeki taşları hemen dökmeye hazır. Mesela o da diyor ki, o da bir şey atıyor, kaçıyor. Diyor ki, ben diyor söylemeye kalksam diyor burada neler konuşuluyor ama diyor anlamı yok yani. Hani yakışmaz bana diyor. Ne demek istiyor? O da diyor ki yani burada çok şey var arkada demek istiyor. Yani siz hepiniz birbirinizi yiyorsunuz. Tabii ki olağan buluyorum ama bunu biraz daha yumuşatmak lazım diye düşünüyorum. Ay ya da ne yaparsanız yapın bana ne Allah aşkına, o kadar. İvana, bir bire yiyorsunuz. Yemiyorum. Ama neyse, yarışma tabii ki. Ben senin tarzından, eğer sporcusun, bir spor tarzı görmek istiyorum. Sporcu gibi eşofman keşke giyseydin, spor ayakkabı, spor çantası. O zaman hak verebilirdin. Ben de seni karışık buldum. O zımbalı ayakkabıyı bulamadım. Parmak evet, ayakkabı hiç yani olmamalı. Kalem etekte de, sporcu kalem etekte de değil. Kankam, ikinci gün tekrar bu haftada maalesef. Kemal? Tarz değilsin Melek. Nurella? Tarz değilsin. Hı. Yıldız'ı ne yazık ki alamıyorsun. Aynen. Ivana? Moral olarak darsın diyelim. Teşekkür ederim. Üzgünüm Melek'ciğim, seni yerine alıyorum. Teşekkürler. Haftanın ikinci günündeyiz. Önümüzde 3 gün daha var. Yıldız toplayabilmek için yarışmacılarımızın biraz daha çaba sarf etmeleri gerekiyor ki belli olan şu, yıldızları sayıyorlar. Hafta sonu verdiğiniz puanları topluyorlar ve birbirlerinin puanlarını karşılaştırıp rekabet yavaş yavaş kızıştığı için de tabii ki bu tartışmalarda ayyuka çıkıyor. Bir sonraki yarışmacımızı davet edelim. İkizlerimiz gelecekler. Aycan, Nurcan, Şencan podyumda.
kızlar nereye gidiyoruz? Akşam kız kıza bir şeyler içmeye gidiyoruz. Baş başa mı gidiyorsun? Yok, kız arkadaşlarımızla buluşacağız. Kalabalık. Evet. Toplandınız. Bir şeyler. Nereye gidiyorsunuz böyle mesela? Nişantaşı semt olarak, olabilir. Nişantaşı. Evet. Peki. Buyurun. Peki. Olur. Değişik. Ben bir de Nur konusunda bir tabii. şey söylemek istiyorum. Yani hafta içi benim de gözüme batan olaylar oldu ama o kadar hani dile getirecek kadar olmadı. Çünkü zaten çok herkes kızın üstüne gitti. Ben de öyle yüklenmek istemedim. O yüzden yani beni çok rahatsız etmedi gördüğüm şeyler. O yüzden... Yani, ama bir anlamda hemfikirsin ama söyleyecek kadar da evet. abartılacak kadar da bir şey yani, görmedim. Bana gibi. Karşı olanlar. Diye başkalarına karşı olanlarla ilgili. Başkalarına karşı... Yani onlar söylesin tabii ki de. Gördün mü, şahit oldun mu? Evet, evet. Böyle bir durum oldu ve yaşandı diyorsun. Evet. Peki. O zaman hemen yorumları alalım. Tuğçe. Çok şirin gözüküyorlar. Ama dar renkli görmeye alışkın olduğumuz için herhalde bir garip oldum. Saçını çok beğendim. Bu sefer çok güzel oldu gerçekten. Teşekkür ederim. O küçük aksesuarlarını beğendim. Ben sadece senin çantanı beğenmedim. Özlem. Ben Aycan'ı çok beğendim ama Nurcan da biraz renk istedi gözüm. Yani ya taytı ya gömleği, yani bir parçası renkli olsaydı güzel olurdu. Peki, hazırsanız sizi jürinin önüne uğurluyorum. Bol şans. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Siz İspanya'ya falan mı gidiyorsunuz? Evet. O ayakkabılar, bu pantolonun papuçları bana göre. Biraz böyle bir 70'ler havası o pantolon, papuçlar. Göbeğinde yine küpeler. Şıkır şıkır. Nişantaşı'na kaçta gidiyorsunuz? Akşam. Karanlık, evet. Karanlıkta, evet. Akşamüstü pek görmesinler sizi. Gazeteciler çok magazinciler orada. Aman kaçıyoruz. Sana gelince yani o çantayı artık senin rengin olmuş, aksesuarın olmuş. Hatta o boynundaki şeyi bile takmasan daha iyi olurdu bana göre. Bir broş gibi bir şey var evet, sanıyorum. Evet. Barok bir şey. O çantam barok değil ama evet. yani. Detaylar boş detaylar gözümden kaçmaz benim. Bilmiyorum, bu bir saçın döner misin? Sende bir saç sorunu var ya, bitmiyor. Öyle mi? Ne bileyim ya, bu saçını mı kestirsen, ne yapsan sen? Vallahi size çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. İlk günden beri bu yana, ikinci hafta oluyor hemen hemen. Hep özenlisiniz, belli bir tarzınız var. Dünyanın her yerinde gezebilirsiniz. Yalnız o broşundan nefret ettim. Çıkarayım mı? Çıkar canım, çıkar. Ne alaka o broş orada yani, ne alaka? Ayçen. Nurcan. Nurcan. Evet. Nurcan, broşunu çıkardın Nurcan. Nur çok güzel bir hareket yaptı, teşekkür ediyoruz. Tamam. Harika oldu şimdi. Tamam. Güzel duruyor. Tarz. Nişantaşı için, gece için. Güzel. Sen de geldiğin zaman çantan o zinciri hiç görmek istemiyorum. Çünkü küçük böyle bir küpe var burada göbekten, o da yetiyor. Küpe zaten var, o da yetiyor. Artık burada zincir ve ışıklar görmek istemiyorum. Ama çok güzel oldu. O şapka, çizgili bluz, pantolonun zımba gibi oturdu. Sadece o ayakkabıda da bile görmek istemiyorum. Güzel güzel evet. şeyde kapattı onu. Aynen. Görmeyi açar mısın? Ayakkabılarını bir açar mısın? Evet. Geçen sene çok kullanmış. Bende de var ama göstermiyorum. Hep böyle inspiral parça altında giyiyorum. Aynen, çok ben güzel de göstermedim. Devam edin kızlar. Tamam. Kemal. Kızlar. Hiç sürpriziniz yok sizin ya. Sürpriz yok mu? Yok. Ben artık 3 aşağı 5 yukarı ikinci hafta nasıl karşımıza geleceğinizi tahmin eder oldum. Hep tek düze, hep aynı. Hiç başka tarzlara kayıp bize burada biz buraya gidiyoruz, biz şuraya gidiyoruz demiyorsunuz. Nereye giderseniz gidin veya aynı giyiniyorsunuz. Bana öyle geliyor. Şaşıramıyorum sizi görünce.
Belki biraz çok... da spor görmek istiyorsun. Yani hani hep aynılar, hep birisi siyaha bürünüyor, birisi daha renkli, birisinin ayağında koca ayakkabılar, işte şapkası var, öbüründe var, öbüründe var. Sıkıcı buluyorum ben sizi. Yani yavaş yavaş sıkılmaya başlıyorum. Nasıl, evet, etkileyiciydiniz ilk dönem. Ama yavaş yavaş sıkılıyorum. Böyle bir silkelemeniz lazım beni, bir şaşırtmanız lazım. Daha çok... renkli mi görmek isterdiniz? Yani nereye giderseniz gidin aynı giyiniyorsunuz. Onu bir atın üstünüzden artık. Farklı bir tarz, bambaşka bir tarzda gelin karşımıza. Gideceğiniz yere uygun gelin. Ve bu şey çok böyle suya sabuna dokunmaz bir tavrınız var arkadaşlarınıza da. Daha ne bileyim böyle kelime bulamıyorum size. Gerçekçi olun, gerçekçi olun. Yani kimse size kötü eleştiri yapmasın diye siz de insanlara eleştiri yapmıyorsunuz. Ben onu fark ettim. Herkes birbirini yiyor orada. O yüzden değil, hayır. Siz iki prenses arkada oturuyorsunuz. Bu da değil yani. Onların yaptığı da eyvallah doğru olmayabilir. Ama sizin yaptığınız, sizin yaklaşımınızı da ben doğru ve samimi bulmuyorum. Dolayısıyla biraz daha eleştirel yaklaşın kız arkadaşlarınıza. Ama korkuyorlar kızlar ya. Ama, korkarak o köprüyü geçemeyebilirler. Bir şey söylesem o köprüyü geçmek cesaret o ister. Konuşabilir miyim? O köprüyü geçmek cesaret ister. Evet. Korkarak o köprüyü geçemezsiniz. İlk haftalar belki kaliteli, pahalı şeyler giyindiğiniz için insanları kafalıyor olabilirsiniz, etkiliyor olabilirsiniz ama sonuna kadar böyle devam etmez. Ama ayrıca o taşlı çanta çok ucuz bir çanta. Evet. Hayır neyse yani çok para harcıyorlarmış ya oradan yola çıkıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben atlayıp hani direkt birini eleştirmeye başlasam kendim... Yani o zaman kendimi yapmacık hissederim çünkü öyle bir insan değilim. Hiç eleştirmiyorsunuz ama. Yok, yani zamanı geldiğinde gerekli olduğu şeyi söylerim. O performansı bekliyorum sizden. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Kararları alalım. Kararlar. Kararlar. Burayla. Vallahi bilmiyorum ki. Yok, pardon. Tarsın. Tarz, tabii tarz. Kemal. Bugün... Bir şey ilave edebilir miyim? Affedersiniz lütfen, küçücük. Buyurun. Sana soracağım. Söyleyin. Lütfen. Bizim Donatella'yı ben vallahi tarz buluyorum. Niye şaşırtıyor bizi? Bak bugün kız Disney'e gidiyor yani. Yani sürprizli o, evet sürprizli var. Sürprizli yani. Sürprizli var. Benim eleştirim oydu zaten. Sizin sürpriziniz yok. Evet. Dolayısıyla bugün için siz tarz değilsiniz gözümde. Tamam. Yıldız gelecek mi İvana'nın kararına bağlı? Biliyorsunuz bunu dokarak tarz demek. Peki tarzın dedi. Yıldız'ı kaptınız yine. Yerinizi alıyorum. Geçebilirsiniz. Bavulumsu çantanın elinde ne işi var hala anlam veremedim. Özlem'i dili açılmış yalnız. Bugün böyle bir heyecanlısın yani. Kafan karışmış çünkü bıdı bıdı etmekten sen de. Senin eline yani fırsat geçti mi sen de miksersin. Daha ne yapsınlar ya? Herkes onun adını yazdı. Daha bir eleştiri ne olsun? Sana böyle bir zirve sarhoşluğu gelmiş. Oksijen az ya orada biraz. Şaşırmadım derken ki ifade benimle konuşuyor şu an. Ne demek bir dakika? Ben iyice şaşırdım. Sen şaşır. Aa. Ay bir dakika. Tansiyon aletim nerede? Yıldızlar sahiplerini buluyor. Sıradaki yarışmacımız Ayşegül Doğan. Yarışmanın sivri dillisi. Geliyor bakalım neler anlatacak. Hoş geldin Ayşegül. Merhaba, hoş bulduk. Bugün nasılsın? İyiyim, gayet iyiyim. İyisin. Dünden kalan bir şey var mı? Sinir, stres? Yo, ben içimdekileri söyledim, geçti. Kalsaydı olurdu. Ha, kalsaydı? Olurdu ama geçti. Hiçbir şey taşımıyorsun? Yo, hayır. Fikrin dilinde. Evet. Onu fark ettik. Nereye gidiyorsun? Bebek'te bir otelde dernek yemeğine gidiyorum ama gündüz. Gündüz gidiyorsun. Evet. Hanımlar bir araya geleceksiniz. Evet, benim de üye olduğum bir dernek. Üyesin. Herhangi bir amaç için mi bir araya geliyorsunuz? Girişimci olduğumuz için. Genç girişimciler evet. Diyelim.
bir anlamda da iş yemeği. Hemen dönelim yarışmacı arkadaşlarına. Oo, bir anda Özlem. Öncelikle çantasını aşırı büyük buldum. Neredeyse bir bavul gibi yani, kocaman. Çünkü üzerindeki parçalar ufak. Mini bir etek giymiş. Eteğin rengi güzel, su yeşili. Gömleği de güzel. Ama o bavulumsu çantanın elinde ne işi var hala anlam veremedim. Özlem'i dili açılmış yalnız. Ya bu buzdağının görünen yüzü. Daha buzdağının iceberg'i daha göreceksiniz. Ben daha zamanı var. Bu zamana kadar küçük çanta taktım. Biraz da havası değişsin diye büyük çanta takmak istedim. Sadece olumlu eleştiriyorum. Ben açıklama yaptım şu an. Nur, bir şey söylemek ister misin? Renkler tenine uymuş. Renklerini yakıştırmış kendisine. Çantasını çok boğuk, çok büyük buldum. Kendisi çünkü boyu çok uzun değil, öyle büyük çantalar takmamalı bence. Bacak yanında tutuyor, bacak boyunu iyice kısaltmış. O kadar. Var mı Ayşegül söyleyeceğim bir şey? Hayır. Peki, hemen seni jürinin karşısına alıyorum. İyi şanslar. Ayşegül, arkadaşlar gibi ben de çantaya çok büyük buldum. Senin boyun o kadar yüksek değil. Uzun değil. Onun için bu kadar büyük çanta takmam, yani takmak diyorsunuz hepiniz, takmak değil. Elini almak. Takı takıyor, çanta takamaz. Değil mi? Evet. Doğru Turçu biliyorum. Cepleri çok böyle karışık buldum. Daha sade gömlek, ceplersiz giyebilirdin. Ve çantayı bir tarafta al, bir bakayım. Eteğin rengini çok güzel. Ten rengine kombin yaptın, çok beğendim. Teşekkür ederim. Küpeler taş var değil mi? Yoksa... Bu renkte evet. Taş. O renk de artık uzak dur. O renk gerek yok. Metal bir şey takabilirdin. Metal sadece. Spor. Makyajla iyi sürüyorsun. Teşekkürler. Kemal. Hepinizin bu hayal dünyasına hayranım kızlar. Kimisi olmayan sevgilisiyle yemeğe gidiyor. Yine kimisi ben. Olmayan vakfın kurucusu, hatta girişimcisi, onun davetinde iş toplantısında. Kimisi tasarımını yapmadığı elbiselerin defilesinde. Keşke bu yaratıcılığınızı biraz üstünüzde başınızda da konuştursanız da bizi biraz şaşırtın. Vay vay Kemal be. Ne güzel cümle sürdün ya. Nasıl bastın ya öyle. Ben eteğinin rengini beğendim fakat bu gittiğin vakıf yemeğinde galiba haftalık magazin dergilerinin muhabirleri de var. Hani fazla böyle bir öne çıkma hevesiyle giyinmişsin gibi geldi bana. Olabilir. Evet. Belli de oluyor zaten. O gömleğin kollarını sıyırsay biraz iyi olur. Saçlarını beğendim ama hala çok karasın. Hala açılmadı o ten rengi. Ben de kese yapayım. Hiç yapmadım kese, ama yaparım. Kese, hamam, artık bilemiyorum ne yaparsın. Ya ben saçları güzel de bu kıyafette saçlarını... Bir at kuyruğu düşünüyordum çünkü yakalı gömleğim var diye. Şu çantayı bir omuzuna alsana. Şöyle. Hani böyle sanki daha bir iyi oluyor bence. Tabii yine de biraz büyük. Daha çok mesela seyahatte falan bu çanta daha iyi olur. Yani birazcık bugün ama güzeldi yani, yüzün çok güzel bugün. Teşekkür ederim. Saçın falan, at kuyruğu bekliyordum saçını, çantanı biraz ufak bekliyordum. Bugün böyle bir heyecanlısın yani, kafan karışmış çünkü vıdı vıdı etmekten sen de. Ah ah ah, ama senin o yürüyüşüne ölüyorum ben. Yani ben bayılıyorum yürüyüşüne ya. Bir de şöyle bugün ayaklarım kayıyor. Harika. Gidiyor ama kırıta böyle. Kırıta, harika. Aa, bir de şöyle yapıyor ya böyle. Bir de bilsem. Eline herhalde. Beline. Ama o enerjin çok iyi. Teşekkür ederim. Kararları açıklayalım o zaman. Evet, bugün hayal kırıklığı günümdeyim. Tarz değilsin. Tarz. Tarz değilsin ve tarz Ivana. Tarz değilsin. Teşekkür ederim. Yıldız, alamadın. Üzgünüm Ayşegül, seni yerine alıyorum. Bu tarz benim. Tabii ki size rakip olacak yarışmacılar stüdyoyu ziyaret ediyor. Uğurkan gönderiyor onları. Şimdi onlardan bir tanesi podyumda olacak. Eda Surat, bu tarz benim podyumunda. Evet Öykücüğüm, heyecanlıyız. Bizde de heyecan var. Biraz sonra yollayacağım sizlere. Ama önce sevgili seyircilerimiz odamdan, ikisinden
sizlere güzel bir gün için sevgilerimizi söylüyoruz ve başlıyoruz sohbetimize. Eda, sen misin? Gel. Gül sevgili seyircilerimize. Evet, gel bakayım yanıma. Nasılsın? İyiyim. Muhasebecisin. Evet. Ben de muhasebeciydim. Biliyorsun değil mi? Duydun muydu beni? Yok, duymamıştım. Bile. Bilmiyordum. Ben iktisatı bitirdim ve sonra muhasebeci olarak görev yaptım. Ve sonra... Meslektaşız o zaman. Tabii. 8 sene o görevi yaptım. 38 senedir çalışıyorum. 30 senede koreografluk yapıyorum. Yani bu dünyadayım. Ajans sahibiyim. Falan falan falan. Ve şimdi de sizlerleyim. Ne olmuş şimdi siz bakayım? Bir yerlerden gözü ısırıyor. Beyoncé. Evet. Rihanna. Allah 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 Allah. Önce diyorum ki Eda'ya bir yürüsün bakalım nasıl olacak. Hep beraber izliyoruz. Ben de meraktayım. Sizler de tahmin ediyorum sevgili izleyicilerimiz meraktasınızdır. Jüri ne söyleyecek Eda'ya? İlerleyen zamanlarda bizimle mi olacak? Yoksa evden mi bizi seyredecek? Hep beraber göreceğiz. Tarz mı değil mi? Haydi gidiyoruz bakalım. Hemen izleyicilerimize hatırlatalım. Eleme gecelerinde iki konsept veriyoruz yarışmacılarımıza. Bu haftanın iki konsepti ya ikonları canlandıracaklar ya da 80'lerden bir tarzla buraya gelecekler. Sen neyle geldin Eda'cığım? Ben ikonları taklit edeceğim. Beyoncé seçtim. Şu anda Beyoncé'la evet. Konuşuyoruz. Evet. Peki. Zorlandın mı tercih yaparken? Çok araştırdın mı? Aslında kendi tarzıma uygun bir tarz. Hani Beyoncé tam hani... Olmasam da hani yakın buluyorum. Hani kendi tarzımı ve Beyoncé'nin tarzını birazcık böyle karıştırarak bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani aynaya baktığında bana bakan Beyoncé görür diyebilir misin kendin için şu anda? Evet. İddialı. Yani birazcık saçta birazcık emin değilim. Onun dışında kıyafet konusunda eminim. Peki. Hazırsan o zaman. Tamam. Seni jürinin karşısına uğurluyorum. Bakalım yıldız alacak mısın? Bakalım. Bol şans. Teşekkürler. Eda hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hangi galaksinin Beyoncé'si? Beyoncé'yi yani... kessen bu öğretmen saçıyla çıkmaz. Saç konusunda evet benim tereddütlerim yani var. Yani kılığın kıyafetinde de çok bağdaştıramadın Beyoncé'yi. Elindeki çantayla hiç... Yani bir kere hiç bu aksesuardan korkmanız nedir onu anlamıyorum. Hiç niye takı takılmıyor, neden... bunlar sahne kadınları bu öykündüğümüz evet, abartmayı insanlar. Abartmayı da seviyorlar. Sahne abartıyı taşır. Sen böyle sokağa çıkabilirsin, bir gece kulübüne gidebilirsin ama sahnede o kadar sıradan ki şu üstün. Yani hiçbir ışıltısı yok. Bir kere çanta zaten hani ışıltı olsun diye eline almışsın. Herhalde sahneye çantayla çıkamazsın. O saçlarını bir açar mısın? Açabiliyor musun? Kolay mı? Yoksa yardım üç tane toka mı açabilirim, var kafanda? Tabii ki. Açabilirim. Yardım bir açarsan. Tamam. Ver mikrofonu bana. Bu arada yorumlarınızı yapın isterseniz. Evet, evet. Ben dediğim gibi... Ayakkabılarını bir şöyle bir görebilir miyim? Bu arada Eda ekranda olmak istiyor hakikaten değil mi? Eda'nın bir ekranda olası var. Ekrana çıkmak ama ekranda istiyor. Olması için daha çok çaba, daha çok efor sarf etmesi lazım. Burada 12-13 tane kız birbirlerini yiyorlar. Dolayısıyla onların arasına girmek için daha dişli tırnaklı olmak yok, lazım. Baya baya ünlü olmak istiyor. Çok güçlü olmak lazım. Ve hani saçlarına bir savur, dağıt, o Beyoncé'nin dağınıklığı olsun. Ay dağılmıyor. Dağılmam, bırak vazgeçtim. Öykü bırakma bence Allah aşkına vazgeçme. Yani tamam ben anladım olmayacak. Yani o kendine güven, belki hani sahneden yürüyüşünde biraz bir hafif bir güven var onu hissettim. Çünkü seviyorsun sahneyi belli ki. Ama bu üstün başın kurtarmıyor söyleyeyim. Yandan. Sıra kimdeyse buyursun. Hoş geldin. Hoş İvana bulduk. Çantayı beğendin mi? Bayıldım yani bedeni de ruhum da aldım. Kız aynısı bende var. Çok güzel diyorum.
Dalga geçer gibi söyledi. Yok güzelim, çok güzel, pırıl pırıl. Ha belki bu kıyafetle olmadı olmadı ama tabii. Çanta başlı çanta, başına. Bu kıyafetle olmadı. Bende de var aynısı. Aa. Pişti oldunuz. o ayakkabı da iyi bir İtalyan markası biliyoruz. Şimdi burada marka söyleyemiyoruz. Mavi ile yeşil bir arada benim en sevdiğim. Çok seviyorum. Bu yazda birçok markalar böyle çalıştı. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Saçı hariç. Onu ben çok tereddütlüydüm. Evet. Bu kıyafete de açık istiyordum aslında da kıyafette toplu olmasını istedim. Nereye gidiyorsun böyle? Kokteyl olabilir, o tarz bir yer. Nasıl bir kokteyl? Neyin kokteyli? Davet olabilir. Yani herhangi. Kokteyl. Müzik ödülleri kokteyli. Müzik ödülleri kokteyli. Beyoncé öyle bir kokteyle bir gidebilir çünkü. Haliyle. Yani tabii ki o çanta olmamış ona o kıyafete. Ama bir tarzım var, hoş bir tarzım var, beğendim. Ne yalan söyleyeyim. Teşekkür ederim. İvana. Evet, bence de çanta da olmamalı orada. Butun olarak uyum, bluz, eteğinde, ayakkabında fark. Bir tarz görüyorum ama Beyoncé. Olmadım. Beyoncé yani bir bambaşka bir ruh halinde ve tarz halinde. Keşke onu yakalasaydın. Yakalayabilseydin. Yakalabilirseydin. O siyahi bir bomba. Evet. Böyle tülüm, taşlı bir tülüm ama tabii ki onlar çok pahalı. Ona da şeyde satın almak, bulmak zor. Ben onun yaparım için... canım. Ama onlara para yok yani bu kadar o demek. Canım sen pahalısın. Herhalde. Yani onu diyorum. Para yok mu? Zor. Para yok mu şurada? Yani demiyorum para yok ama şey o binlerce TL yani karşılarında şey kıyafet, tülümler, kostümler biraz yapmak. Biraz yüksek harcadım açıkçası. Mesela? Toplam 1 milyar vardır. 1 milyar. 1000 lira yani. 1000 lira. Peki kararlar. Birisi size benim. Yarı finale geliyor mu? Yıldız'ı alıyor mu? Birisi benim karşıma bir isim vererek geliyorsa, işte Rihanna'ymış, Beyoncé'ymiş neyse, dört dörtlük bir uygulamayla gelmeli. Ben hiç Beyoncé ile bağdaştıramadım seni. Tarz değil. Nurella. Tarz. Çantayı görebilir miyim? Vereceğim şimdi, giderken alacağım. Nurella tarz dedi, Kemal tarz değilsin dedi. Yarı final Ivana'nın kararının ucunda diyeyim. Keşke o kadar ideal olmasaydın, Beyoncé demeseydin. Daha sıradan birisi söyleseydin. O zaman tarzın diyebilirim. Şimdi maalesef. Tekrar tarz diyorum. Aa, aldık yıldızı. Sağ gözlük olur. Bak bu oldu. Ay bakalım. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Çantana bakayım. Tabii ki. Beyoncé konusunda biraz tereddütlerim vardı. Çünkü hani tam yansıttığını düşünmüyordum açıkçası ama kendi tarzımla yakınlaştırıyordum Beyoncé tarzını. Bana bir şans verdiler bu konuda tarzım olduğunu düşündükleri için. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra da kendi tarzımı çok daha iyi bir şekilde yansıtacağım. Büyük ödül 100 bin lira için yarışıyor yarışmacılarımız. Tabii ki onların karşısına çıkan rakipleri de yavaş yavaş dişli rakipler gelmeye başladı. Biz çantasını aldık galiba. Değil mi? Bizim oldu artık. Aldık. Kombin yaptık. Ayakları görebilir miyiz? Görebiliyor muyuz? Ayakla tek kalmış. Bu masa güzel oldu. Uydurdum. Şimdi sıradaki yarışmacımız. Evet, biraz dertli. Bakalım bugün nasıl gelecek? Morali nasıl? Biliyorsunuz tartışma konusu olmuştu. Nur podyuma gelecek. Nur Bozar bakalım nereye gidiyor?
geldin Nur. Hoş buldum. Gene bir hafif böyle tartışmalı başladık. Hayır olsun. Hayır olsun inşallah. İnşallah. Mühim olan yıldızı kapmak zaten. İnşallah öyledir. Nereye gidiyorsun? Ben böyle arkadaşım ev değiştirdi. Yeni bir ev oldu, yeni bir eve taşındı. Onun da ev ziyaretine gidiyorum. Güle güle otura gidiyorsun. Evet. Hediyeni de aldın. Aynen. O zaman dönelim arkadaşlarına. Ayşegül. Öncelikle o pantolon birazdan patlayacak bir yerden. Küpesi de siyah, aksesuarın hiçbir şekilde üzerindekileriyle alakası yok ve pantolon, yani bunun tartışmayla alakası yok, sana hiçbir şekilde yakışmıyor. Yani şu an saçını da beğenmedim genel olarak. Ya ben sürekli söylüyorum, tek savunduğu şey de bu, pantolonu bana yakıştırmıyor. Ben kendime çok yakıştırıyorum, o da onun düşüncesi. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, herhangi bir tartışmanın herhangi bir tarafı değilim. Bir hafta sonra biraz dilim açıldı. O yüzden fikirlerimi ifade edebilmeye başladım. Tabii ki istediğin zaman istediğin Hayır, şekilde. Hayır, eleştireceğim, hani ifade edeyim. Öncelikle bluzunu beğenmedim. Sanki üzerindeki bluz böyle divan, masa örtüsü, koltuk deseni gibi yani. Ben yakıştırmadım üzerindeki bluzu. Özellikle desenini beğenmedim. Onun dışında başka bir yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Söylemek istediğin bir şey var mı Nur? Hayır, teşekkürler. Bakalım yıldız alacak mısın? İyi şanslar. Teşekkür ederim. Hoş geldin Nur. Hoş buldum. Nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım. Aa, iyi ol, iyi ol. Dün falan hep böyle bir vay vay gıy gıy yaptınız. Boş ver, yarışmadasınız. Böyle şeyler olur. Pantolon tight mı üstündeki? Pantolon. Ama... Yani kalın kumaş mı? Ben göremiyorum çünkü. Yani pantolon kumaşı. Hmm. Tight değil. Ben senin de olsaydım bunun altına bir babet giyerdim. Nasıl olsa arkadaşına gidiyorsun. Hani daha rahat bir şey. Çantanın da rengini beğenmedim. Sanki evden alelacele böyle arkadaşın sana çabuk gel yetiş gibi böyle bir evden çıkmış bir halim var bugün. Ama yeşili orada bir sarı var. O sarıyı beğendim. Ben seni beğeniyorum. Güzel bir kızsın. Bazen çok iyi giyiniyorsun, bazen şaşırıyorsun. Sen de. Gerçi çoğunda var böyle şeyler de. Üzgün gibi görüyorsun. Yani görünüyorsun üzgün gibi. Üzülme ya. İster istemez oluyor sanırım. Çünkü... Ama hepiniz birbirinize bir saldırıyorsunuz bir şekilde. Yani biriniz üç kelime daha fazla konuşuyor, birisi daha az konuşuyor. Neticede işte bir rekabet var. Ama sen çok üzgünsün ve üzgünlüğünü çok belli ediyorsun. Yani bir kırılgan bir halin var bugün senin. Dünden ötürü herhalde. İyi olmaya çalışıyorum ama her ister istemez etkili. Her ne kadar bana oyuncu da deseler çok %100 bir enerjiyle çıkamadım açıkçası. Ama daha iyi olacağım. Ben sonuçta... seni böyle görmek istemiyorum. Çünkü senin hep yüzün, çok güleç bir yüzün var. Ben seni hep izlerim. Devamlı gözlerin içi gülüyor. Bugün gözlerin içi ölü balık gibi gözlerin senin bugün. Yapma coş canım. Ne olacak yarın yine? Belki ileride çok samimi olacaksın bazılarınla, bir tanesinle, üç tanesine. Hiç belli olmaz. Bazen kötü başlangıçlar iyi ilişkileri de getirebiliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Biraz moral vereyim dedim. Çok iyi oldu. Gülmeni teşekkür istiyorum. Tamam. Yüzün gülsün. Tamam. Nur, sen güzel bir kadınsın. İlk olarak onu düşün. Güzel, bu kadar kadın arasında güzel kadın görmek çok bir yarışmada çok rahat bir durum değil. Yani herkes bir kıskançlık olabilirdi. Herkesin de burada. Sana da onun tarafta, onların senin tarafta bu yarışma. Özgüven en önemli bir şey. Yani elbisini giyersin. Eğer onu taşımak bilmiyorsan ve taşımıyorsan benim için ne tarzsın, ne de hoşsun, ne de şıksın. Yani hiçbir şey yaslatmıyor. Her şeyden içten, tabii ki içten rahat olması gerekiyor. Dişten o enerji vermek için. Ben seni gülmek, görmek istiyorum ilk. Sürekli gül. Çünkü çok güzelsin. Güldüğün zaman çok daha güzel oluyorsun. Ceylan gibi değil mi? Evet.
Unutma, yarışmadasın. Moral oldu ya, gerçekten. Yarışmadasın. Bunlar herkes birbirine sağlayacak ve son haftada ne yapacaksınız birbirinize herhalde burada saçla çıkartacaksınız birbirine yani. Patlayacaksınız. Ama bu bir yarışma. Böyle aklında al. Şimdi senin tarzını konuşayım. Tamam. Sen bugün güzel renkler kullandın. Ama vücudunu tanıyarak ilk kural, moda kuralı, vücudunu tanıyarak giymek. Sen kendi vücudunu tanamıyorsun. Elbisenin yani bluzunun kollarında boyunu kollarını kısalmış, omuzları da düşürmüş. Pantolonların kesim boyunu, bacak boyunu kesmiş, kalın göstermiş. Stiletonun o bilelikleri şeyi kıvrık göstermiş, düzgün göstermedi. Sen bambaşka bir tarz giymelisin. Yani sen çöz kendini ayna karşısından, kaç tane tarz dene, bak karşında en iyi şekilde nasıl görüyorsun. Ve yarın lütfen öyle gel. Tamam. Teşekkürler. Söz mü? Söz, tamam. İyi, hadi yüzün gülsün. Ben hepinize balık hafızası öneriyorum arkadaşlar. Birbirinize bu kadar, sen de dahilsin bunun içine. Yani seni de ayırmıyorum Nurcuğum. Bu kadar sert girdikten sonra bir anda unutun her şeyi. İsminiz dışında her şeyi unutun. Reset atın hafızanıza. Ki bu yarışmanın sonuna kadar birbirinizi bir zarar vermeden bitirebilirsiniz. Sana gelince renkler çok kapatmış seni. Çok boğmuş. Ve ben de birçoğuna katılıyorum. Bu kesim pantolon sana yakışmıyor. Daha bol paçalı giymen gerekiyor. Senin vücuduna daha bol paçalı daha çok yakışacak gibi. Ayakkabın güzel, çantan kendi başına güzel ama ikisi bir arada sevmedim. Saçın da okey, fena değil. Şu önündeki bukleler olmasa daha cool olacak. Sen sevmezsin, evet o bukleleri bilirim. Buklelerden hoşlanmam. Daha evet, dağınık seviyorum. Bu kadar. Mutlu olun, onu görmek böyle istiyorum. Böyle bir şey mutlu yeter ol. Bence mutlusun. Bir mutluluk dansı çıkıyor. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I could make you famous on Instagram. Hot damn it, woo! Your booty like two planets. Woo! Go ahead and go ham sandwich. Woo! Whoa, I can't stand it. 'Cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Ben hemen buyurun söylüyorum. Buyurun. Tarzın Morella'dan İvana. Siyah parmak tarz demek. Tarzın yıldızı kaptık. Söylemesen de olur. Ay ya yani, ayrıca bana notlarla ver. Söylemiyorum ya. Söyleme. Söylemiyorum. Ay yarışma söyleme. Kuralları gereği bıdı 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 diye. Küstüm söylemiyorum. Hadi söyle. Bakalım. Haydi söyle. Yani, bir daha. Nasılsa değiştirmiyor ama ben gerçekten bugün beğenmedim. Tarz iyisin. Tamam. Tarz iyisin. Olsun. Yıldızı tamam. Kaptık. Seni yeni oluyoruz. Boş ver. Teşekkürler. Nasılsa morali aldın yeterince. Boş ver. Evet. Teşekkür ederim tekrar. Oldu evet. Hadi. Bu tarz benimde heyecan devam ediyor. Yıldız savaşları tabii ki kaldığı yerden devam etmekte. Yıldızlar sahiplerini buluyor. Tabii ki bu arada siz bu yarışa dahil olmak isterseniz kapımız her zaman açık. Yapmanız gereken tek şey www.showtv.com.tr'den başvurabilirsiniz. Başvurularınızı yapabilirsiniz. Bu podyum sizleri bekliyor sevgili izleyiciler. Sıradaki yarışmacımız Ezgi Baylar. Zaman sizde güzel.
güzel değişiklikler yapıyor. Podyumda çok daha rahat yürüyorsun değil mi? Evet, bir de ayakkabılara alıştım. Topuklu ayakkabılara. Onlarla yürümeye de. Çok uzun zamandır giymiyordum. Ya işte hayatta neler var. Hayata geri evet, dön. Evet, geri evet. dön. Döndüm, çık artık döndüm. Şu evden. Çık artık bebek bezlerinden kurtul. Yok hala kurtulamadım. Kurtulamadım. Nereye gidiyorsun? Benim fuarım var. Çalıştığım firmanın fuarı var. Bu araba fuarı gibi düşünün. Bizim fuarları da. Tamam. Müşterilerimiz geliyor ama bunlar büyük müşteriler. Standtasın. Aynen. Müşterilerini karşılıyorsun. Aynen, müşterilerimle görüşüyorum. Toplantı yapıyorum. İşte akşam yemeğe gidiyoruz hep birlikte falan. Yani şık kart al, kart ver. Sohbetten sonra belki bir yemeğe devam edilecek. Aynen, büyük müşterimizse eğer, çalıştığımız müşterimizse işte benim genel müdürümle birlikte yemeğe gidebiliyoruz. Hoş tutmak gerekiyor diyorsun. Tabii uzaktan geliyorsun. Mesela yurt dışından geliyorsa ağırlamak gerekiyor burada. Ağırlıyorsun. O yüzden hem usturuplu. Bakalım, bakalım nasıl yorumlayacaklar. Dilimi ısırıyorum bazen yorum yapmamak için. Evet Özlemciğim, çok hazır gördüm seni. Evet çok hazır gördüm. Şundan dolayı hazırım. Yani özellikle elbisesine baktım. Hani arkadaşımızın proporsiyonu çok düzgün vücudu. Elbisesinin etek boyu yanlış. O elbisenin eteği ya bir tık uzun olacaktı dizin biraz aşağısında ya biraz uzun kısa olacaktı. Çünkü diz gözüküyor. Yani yanlış bir etek boyu. Yani onu ifade etmek istedim. Buse? Ben öncelikle elbisenin yaka kısmı kapalı olduğu için saçlarının toplu olmasını isterdim. Bir at kuyruğu güzel olabilirdi. Eteğin boyu bana da güzel gelmedi ama bir tık aşağıda değil de ben yukarıda tercih ederdim. Ama elbise vücut hatlarını çok güzel göstermiş. Özellikle bel kıvrımın çok hoş duruyor. Böyle. Teşekkürler. Daha fazla tutmuyorum seni burada. Umarım yıldız alırsın. İnşallah. İyi şanslar. Teşekkürler. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bugün beğendim seni ya. Ay inanmıyorum. Şaşırtıcı değil mi? Gerçekten çok sıkıcı hani bir de siyah giydin. Yok yani gideceğin, yeri düşününce okey. Saçını çok beğendim. Belki bir kırmızı ruj sürseydin. Çıktı. Kabul etmiyorum. Bordo çıktı diye kabul etmiyorum. Şu ayak dekoltesini bir çözemediniz. Parmak dekoltesini. Yine o parmakların bittiği yerler görünmüyor. Gözüküyor, göstereyim mi? Buradan gözükmüyor. Ya vallahi gözüküyor. Daha derin olmalı, daha derin. Daha da gözükmeli parmaklarınızın bittiği yer. Vallahi gözüküyor. Evet. Buradan belki bir böyle bir zarif bir kolye takıp elbiseyi hareketlendirebilirdin. Bu zincirli çantayı değil de zincirsiz bir çantayla kullanırdın o zaman. Onun dışında ben bugün seni beğendim, kendime de şaşırıyorum. Teşekkürler. Nurella. Merhaba. Merhaba. Valla ben de bu elbisenin üstünde şu benim üstümdeki gibi böyle bir kolye istiyordum. Tabii o zaman bir hareket lazım. Elbise, çanta, ayakkabı böyle çok siyah siyah kalmışsın. Saçın da çok ara renk olduğu için. Ben elbiseyle çok zarifsin, beğendim. Her yere gidebilirsin. Ama böyle. Şimdi böyle çok abartı bir şey de yapamam. Hani sizin kolyeniz çok güzel. Benim de var öyle bir kolyem. Ama şimdi bunu zaten omzuma alıyorum. Ay bilemedim. Zaten maden yok ya. Şimdi bu bilemedim. Elbiseye hayat vermen lazımdı. Hı hı. Bu hayatı da aksesuarla vereceksin. Hı hı. Nedir? Şöyle sarkan bir şey olmalı. Olsaydı daha iyi olurdu. Hı hı. İşte senin de tarzın bazen böyle bir dalgalanıyor falan. Bir çıkışıyor, bir çıkıyor, bir iniyor. Borsa gibisin sen de yani. Bugün ama fena değilsin. Teşekkürler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Borsa tavan mı tavan mı göreceğiz birazdan. Borsa gibi. Ivana. Evet Ezgi, senin tarzından spor şık zaten, onu da çözdük. Çok yakıştı elbise. Çok ben çok beğendim. Vücudunda tam güzel yerinde oturdu. Şeyin boyunun doğru yerde. Zaten yemek toplantına sonra yemekte gidiyorsunuz. Ölçülü, akıllı bir seçim. Ben de çantanın zincirinde o elbisinde yeterli buldum. Küpede renk attın. Saçlarında da düzgün. Sen böyle yemek, aman, bilezik iş yemeği, yok, bir yüzük yok, bir şey yok. İş yemek kadın. Ve doğru bence de oynamaya. Ya tamam, oynama değil, ya. Şeyde karar verelim. Kararları açıklayalım. Kararımı vereyim zaten yorumlarımdan da az çok belli olduğu üzere. Tarzsın. Teşekkürler. Nurella.
atarsın. Yıldız'ı kaptık. İvana. Artık önemi yok. Yıldız olsun. Biraz önce bana yapmıştınız. Yıldız'ı üst tutarsın. Ezgi'cim teşekkür ediyorum. Seni uğurluyorum. Tamam. Özlemi alıyorum. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ben Taksim'e eğlenmeye gidiyorum. Taksim'e. Nereye eğlenmeye, nereye gidiyorsun mesela? Yani muhtelif eğlence yerlerinden birine. Muhtelif. Peki, türkü bar mı, rock bar mı? Daha popüler müzik çalan yerler. Canlı müzik. Popüler müzik, evet. Haftada kaç kez gidersin mesela gece dışarı çıkmaya, eğlenmeye? Yani özel günlerde ve zaten Taksim'de oturuyorum ben. Çok sık gitmiyorum. Peki o zaman bakalım. Yarışmacı arkadaşlar ne diyecek? Ayşegül. Öncelikle ayağımdaki ayakkabıyı geçelim. Ben stiletto ile daha iyi bir kombin olacağını düşünüyorum. Ya da çanta da olmayabilirdi. Ya o çanta biraz zımbalı falan, şey ceket dantelli. Ondan sonra içinde ne var bilmiyorum ama saçın biraz aşağı düşmüş. Ama şöyle de bir şey var. Özlem'e baktığım zaman Nur'dan daha tarzı olduğunu düşünüyorum. İlla bir yollayacaksın yani. Ama birazcık Özlem bir de dövecek bizi galiba. Bilenmiş bilenmiş içinde bir hafta tutmuş. Ama yani hepiniz durduğunuz yerde bir şekilde kaynıyorsunuz. Ama o bot olmamış olarak. Gerçekten Özlem, bot. Var mı söylemek istediğin bir şey? Şimdi şöyle bir şey. Geçen hafta pek eleştirilerimi söylemedim. Yani ben de bazı şeyleri beğenmemiştim. Söylemedim, sustum. Bu hafta ben de beğendiğim beğenmediğim şeyleri tek tek söylüyorum. İçimde bırakmıyorum. Onlar nasıl 11 kişi rahat rahat benim adımı ifade edebiliyorlar. Ben de eleştirilerimi söylüyorum. Ama biz seni haksız yere hiç eleştirmedik. Yine kendini benim tabii ki tarz anlamında geliştirdiğini ben de alt tarafı senin çantan büyük dedim. Onun eteği şöyle dedim. Siz de bir sürü şey söylüyorsunuz. Söyleyin de yani birbirimizi eleştirelim yani. Bu programın amacını da birbirimizi eleştirmek zaten. Biz de sana hep bunu söyledik. Evet. Yani sadece birbirimizi yıkama yağlama yapmamalıyız diye düşünüyorum. Ah canım sen çok güzelsin, çok şekersin. Bayılıyorum sana. Bu bana biraz fazla geliyor. Zaten izleyici onu ayırt ediyor ve samimiyetsiz. Vallahi ben Özlem'le konuşmadım. İçeride hiç akıl falan vermedim. Kendimi gördüm şu an Özlem'de. Güzel. Birbirimizin aynası olmak da hoş tabii ki. Tuğçe, son olarak senden alalım. Geçen haftaya göre tabii ki Özlem'i bir şeyler yapıyor görüyorum ve farklı giyiniyor. Farklı bir şeyler takıyor. Ayakkabısının tarzı farklı. Ceket giyiyor, çantasının tarzı farklı. Daha çok beğenmeye başladım. Hiç olmazsa farklı tarzlarını gösteriyor bize. En azından kendime özenmeye çalışıyorum sizlere saygımdan. Hani evet. Hiçbir şeyi takdir etmezseniz de özenmemi takdir edersiniz diye düşünüyorum. Kesinlikle belli o zaten. Bakalım yoldan puan veriliyor mu? Hemen seni jürinin karşısına yolluyorum. Özlem senin de bir gelgitlerin var. Var değil mi? Var. Bazen bir duygu sömürüsü yapıyorsun. Yok öyle bir şey değil. Ben de balık burcuyum. İşte balık... Aman bir burçları bırak canım. Yani ne ben de aslan burcuyum. Ormanların kralıyım. Ne yani? Bir tuhaf oldun sen. Biraz şımardın sen de. O şey oldun gitmedin ya. Biraz bir öyle var 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 bir şey. Vallahi öyle bak. Böyle şey yapıyorsun, o kadar büyük, o diyorsun ya kameralara alışmak zor. Öyle bir oynuyorsun ki sen yok kameralara. Ben yanılmam. Bak yine masum masum duruyorsun böyle. Konuş konuş, içinde kalmaz. Yok, sizi dinlemeyi tercih ederim. Cevap ver. Çok konuşuyorum yani. Sonra, çok konuşmak da iyi bir şey değil. Ne? Çok konuşuyorum. Yok konuş. Ben az çok ifade etmek istediklerimi ifade ettim. Alışma süreciydi. Bir de yani... Şimdi alışma süreciyle giymenin ne alakası var tarzın? Hiçbir alakası yok. Yani sen sende müthiş bir değişiklikler oldu. Aa, diyeceksin ki yani hani çok mu süper değil ama eskiye göre... Hayır ben sana nereden takıldım? Eteğini şey yaptım bir tık aşağıda olsaydı veya yukarıda olsaydı... Ben de dedim ki ya
ne kadar çabuk oldun, ne çabuk unuttun geçmiş günleri, o giyindiğin şeyleri falan. Kimse sana o kadar acımasız eleştiri yapmamıştı. Senin eline yani fırsat geçti mi sen de miksersin? Daha ne yapsınlar ya? Herkes onun adını yazdı. Daha bir eleştiri ne olsun? En büyük eleştiri bu değil mi zaten? Unharca eleştirmiş oldular. Onu mu? Evet. E ne yapalım, o kıyafetlere göre ben de olsam ben de yazardım. O da kendine göre eleştiriyor, herkes bir şekilde çok kötüydü, o kadar kötüydü ki. Evet. O kadar kötüydü, anlatamam yani. Evet ama herkesin kendi içindeki gelişiminden biraz bahsetmek lazım. Çünkü evet o zaman hepsi, bazıları da hep çok iyiler. Ama şimdi Özlem'in bir bakarsan ilk günden bugüne gelişine büyük gelişmeler var. Hayır, öyle biraz önce arkadaşlardan bir tanesi Nur'la onu mukayese etti. Nur'la da onun tarzının arasında bana göre uçurum var yani. Tabii ki var. Tabii ki yine ben hepsini geçen haftaya göre değerlendiriyorum. Geçen haftaya göre tabii ki çok iyisin. Ama bana göre hani bir şeyliğin var böyle bir tarafta, bir klasikliğin. Onu silemiyorsun bir türlü. Şimdi Özlem sen böyle bana geliyorsun. Bu hafta hakikaten böyle bir stil danışmanlık almaya başladın gibi bir şey oldu. Çok gerilişme var. İlerleme var. İlerleme evet. Var. Bu spor şık sana yakışıyor yani. Böyle bir bu tarz çok eskiden de söylediğim, uzak kal o taşlara, muşlara. Çünkü taşlara taşımak kolay değil. O tarz yakalamak çok zor. Çok zor. Çok zor. Onun için sakin, daha risk almayan bir tarzından bu hafta geçirecek bence de kalırsın. Ama doğru seçim yaptın. Bak ben ahşap takıyorum bak. Bak ahşap. Evet. Özlem, ben Taksim için pantolonunu ve botlarını beğendim arkadaşlarının aksine. Çantandan nefret ettim. Belki bir sırt çantası, böyle güzel, bir şık bir sırt çantası takabilirdin. Deri montun güzel ama o çiçekli üstündeki baskılardan hiç hoşlanmadım. Şu çizgili röflelerinden de Allah rızası için kurtul bir an önce. Yalvarıyorum. Söz ver bana. O çizgilerden kurtulacaksın. Ne önerirsiniz? Ben bu konuda hiç... Daha doğal sarışın ol. Bu çizgi. Bak Öykü'nün güzel saçlarına. Tamam. Çizgi daha yumuşak. Yok. Çizgi yok. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Bence siyaha tamam. Boyasla. Sarışınlık yakışıyor ona. Ben beğeniyorum. Ya bizi şaşırt ya. Şaşırt bizi haftaya ya da yarın ya da saç konusunda. Tarz değil, böyle kal. Hadi kararlarımızı açıklayalım. Evet. Buyurun. Bir değişiklik var. Bir ilerleme kaydediyor. İşte bugün diyorum ki... Kanaat notuyla... Peki Tarsın. Özlem iyi yerde, iyi yolda gidiyorsun. Teşekkür ederim. Tarsın. Tarsın Özlem. Teşekkür ederim. Jüriden oy birliğiyle aldın. Tebrik ediyorum Özlem. Teşekkür ederim. Bu tarz benim stüdyosunda sıradaki yarışmacımız Sara Koçoğlu. Sırtından görüyoruz. Orada kameraya yaptın. Bir de bize gösterir misin? Bıyık. Bıyık yaptın. Evet. Niye? Öyle erkeksi olsun maskülen dedim. Maskülen geldi evet. Diyorsun. Peki. Nereye gidiyorsun? Bir arkadaşım telefon açtı. Zaten bu telefonlar var ya hiç o susmuyor. Neyse. Bir arkadaşım... Kahretsin çok popülerim. Allah kahretsin. Bir arkadaşım telefon açtı. Sokak modası için bir çalışma yapıyormuş. Fotoğraf çalışması. Benden rica etti. Ben de kendi kombinimi yapıp geldim ve fotoğraf çalışmasına, fotoğraf çekimine katılacağım. Fotoğrafını çekecek. Evet. Sara bugün bunu giydi diyecek. Sokak evet. Modasında da bir temsil olacak. Evet. Peki bunun için hazırlandın. Arkadaşlarından yorum alalım tabii. Hemen. Yorum yapmak isteyen Ayşegül. Ayakkabılara bakıyorum da hiç beğenmedim ayakkabılarını. Teşekkürler. Yani başka bir ayakkabı ve çanta olabilirdi. Ayakkabıyı hiç beğenmedim. Hemen Ayşenur'a devam edelim.
Ayakkabı senin tarzınla alakalı değil diye düşünüyorum. Bir Lady Gaga ayakkabısı. Ama nasıl yürüdüğünü de çok merak ettim. Bayağı da iyi yürüdün. Onun üstüne şu kadarcık bir şey çünkü. Ya evet, altı biraz ince. Onun dışında saçını beğenmedim bugün. Hiç. Saçımı. Teşekkür ederim. Artık düz olsun ne olur. Yapacağım. Bir dahaki yine yapacağım söz. Nurcan. Ayakkabıları ben de hiç beğenmedim. Bence saçın güzel olmuş. Teşekkürler. Ama düz de görmek istiyoruz. Bir dahaki yayına yapacağım sözüm olsun size. Hazırsan? Evet. Haydi hazırım. Jürinin önüne o zaman. Okey. Merhaba. Hoş geldin Sara. Hoş buldum. Evet, stüdyoda geliyorsun. Sokak modaya, fotoğrafçı karşında. Evet. Kamera karşında geliyorsun. Evet. Farklı, tarzlı diyebilirim ama çantayla hiç beğenmedim. Bırakayım mı? Bırak. O çantadan bu tarz yakışmadı. Tamam. Sweat olarak ayakkabının siyahı demeyeyim, daha çılgın olmak için neon renk bir şey belki eline alabilirdin. Papyon kırmızı, ruj kırmızı. Ben burada taktım aslında. Ya da papyon ya da ruj, yani seçmek lazım. Bence de ruj ten rengi olmalı. Yani ruj dudaksız olmalı çünkü göz bayağı, evet, o makyajlı biraz oldu. Evet, değişik böyle bir taksim, bir sokaktan böyle bir poz vererek, erkeksi poz büyüklere beraber. Belki şapka, böyle bir Ford şapka ile bir cool foto çıkabilir. Teşekkürler. Şu sırtındaki kazağı şu köprüden aşağı atar mısın? Yani kazağı atınca belki biraz hani ayakkabılarına rağmen tahammül edilebilir oldu. Artık saçlarından o kadar sıkıldım ki. O kadar sıkıldım ki. Geçen sefer kırmızı ruj sür demiştik. Bugün kırmızı ruju sürmüş. Üstüne bir de fazla kırmızı papyon takmış. Ve kırmızı saat var. Onu aynen, görmedim. Yani. Tamam. Saçların da bir daha böyle gelirsen benden bir daha katiyen geçer not alamazsın. Kıvırcık mı? Yani her seferinde aynı dalga. Çok tembelsin. Hiç uğraşmıyorsun. Bir tutturuyorsun, bir açıyorsun. Her gün aynı dalgayla geliyorsun karşıma. Mesela bugün sen bana topuz yaptın, eline sağlık. İki dakika tık tık tık. İki dakikaya yani bir kendin düzleştiriciyle bile düzleştirebilirsin. İlla kuaföre bir şey yaptırmana gerek yok. Nurcuğum. Teşekkür ederim bu arada. Şimdi konseptim maskülen ama o tırnaklar, o ruj, bir makyajla kendini daha sert hale getirebilirdin. Smoke bir makyaj, dudak hiç yok. O tırnakların çok fena, yani fotoğrafta da uymuyor. Zaten poz verirken gördüm seni. Konseptinde öyle gülmek yok bir kere. Yani çok donuk olacaksın, çok sert olacaksın. Biraz bana tuhaf bir karma geldi. O çantan da sanki ecza ilk yardım çantası gibi. Ondan sonra bu tarzını bu rujla, bu şeyle, çünkü sen baby face bir kızsın. Olmadı. Ben bir ıslak mendil alabilir miyim lütfen? O ruja bir müdahale edeceğim. Geçen sefer kırmızı sürdük, bu sefer kırmızıyı siliyoruz, değil mi? Sana durup durup dudakları siliyoruz ya da... Ya sürüyoruz ya siliyoruz. Bir tutturamadı. Sara tutturamadı bir türlü dudağıyla ilgili. Bu da özlem kadar olamadı yani. Sanki böyle silik bir renkle daha iyi oldu galiba bu papyon. Değil mi? Bu sefer de bunu sürüp geleceğim. Ben bakalım önümüzdeki hafta ne olacak? Hiç kıyafetine göre giyin, sürün. Biz kırmızı... Ona göre sürüyorum. Ama olmuyor demek ki, olmadı. Ya o papyon o kadar patladı ki yani dudak olmamalı şu anda. Anladım. Yarıştırıyorsun yani burayla burayı yarıştırıyorsun. İki. Kararları? Evet. Buyurun efendim.
Tara, bugün aldın mı, dün aldın mı Yıldız? Hayır. Almadım. Hadi arkadaş karar versin, tarz değilsin diyorum. Teşekkürler. Çünkü konsepte uygun şey yapmadım. Teşekkürler. Ben mi söyleyeyim? Tamam. Ha. Ya sana böyle bir zirve sarhoşluğu gelmiş. Oksijen az ya orada, biraz. Tabii. Kafa karışmış. Hiç beğenmedim. İflas ettim şu an. Tarz değilsin Sara. Teşekkür ederim, sağ olun. Tarz değilsin. Tamam. Bugün de Yıldız yok. Evet. Geçen haftadan çok farklı. Tarz değil yani, kaybetti. Ayakkabıdan, papyondan, çantadan, lülelerden, gululardan kaybetti. Teşekkür ederim. Tabii ki yıldızları kaybedince bir moral bozukluğu oluyor. Neden? Çünkü en fazla yıldızı toplamak bütün bir hafta boyunca yarışmacılarımızın amacı. Neden bu yıldızlar önemli? Çünkü eleme gecesinden bir gün önce, Cuma günü burada yıldız savaşları yaşanıyor sevgili izleyiciler. En fazla yıldızı alan 3 yarışmacı koruma altında oluyor. Ve böylelikle eleme gecesinde diğer yarışmacı arkadaşları tarafından isimleri elenmek üzere önerilemiyor. İşte bu yüzden hafta içinde bütün yıldızları toplamak zorundalar. Sıradaki yarışmacımızı davet ediyorum. Gizem Kayar. Hoş geldin. Hoş buldum. Hemen yarışmacı arkadaşlarına soralım. Yalnız başına Taksim'de efkar dağıtmaya gidiyor Gizem. Mümkün müdür acaba? Ayakkabılarını ve çantasını sevemedim. Ayakkabısında farklı bir renk geçiyor. Belki tamamen siyah olabilirdi, bilmiyorum. O rengi çok beğenmedim. Kotunu da çok yırtık buldum. Çok beğenmedim. Cevap vermek istiyor musun Gizem? Kahverengi geçiyor. Onu da kolyeyle kombinledim. Kotu yırtık giydim çünkü kombinim Taksim. Yani düz bir şey giyseydim de altın kırmızı kot, üzerin tişört kırmızıyla Taksim'in ne alakası var diyebilirdiniz. Veya başka düz bir şey giyseydim aynı tepkiyi bana gösterebilirdin. O yüzden yırtık tercih ettim. O senin görüşün. Taksim'in tarzı yırtık kot değil sadece. Sadece değil tabii ki ama bununla daha iyi ifade edebileceğimi düşündüm. Buse? İç üstüne göre değil o tişört. Pantolonun beni rahatsız eden rengi sanırım. Biraz sanırım siyahların içinde kırmızı biraz gözüme battı. O kadar. Aycan? Bence yırtık pantolon giyiyorsan eğer ya siyah ya da kot olmalı. Ya kırmızı da çok fazla olmuş. Bir de buralara kadar yırtıkları. Dizlerinde olsaydı tamam ama çok fazla geldi gözüme. Bir de botların, ya pantolon kırmızı ya, botlar da çok hani kesmiş. Bacağını. Ya da daha mı yüksek bel olsaydı pantolon bilemedim ama yani biraz ayağını görmek istiyorum sanki. O rahatsız etti beni. Peki o zaman. Jürinin karşısına çıkmaya hazır mısın? Evet hazırım. Gidebilirsin. Bol şans. Gizem merhaba. Merhaba. Taksim'de sokak kedilerinin saldırısına mı uğradın? Evet. Ne hal? Köpek. Ben kırmızıyla siyah yan yana sevmiyorum ya. Sert çok, bir geçiş çok sert. Oluyor, yani başka bir renkle belki kırsaydın bu kadar durmazdı. Neden belinde kemer yok? Dikkat ediyorum kızlar pantolon giydiğiniz zaman hiç belinize kemer takmıyorsunuz. Dar zaten. Olsun dar olduğu sadece kemer takmaman olarak anlamına gelmiyor. Evet, bir aksesuardır dedi. Kemer takman gerekiyor. Tişörtünün kollarını kesildiği yeri sevmedim. Bir dar göstermiş omuzlarını. Saçın belki Taksim için uygun olabilir. Botlarında da hayır yok. Bir kırmızının şiddetine rağmen karanlık geldin gözüme. Öyle bir kırmızı enerji salgılıyor ki. Yani tam bir deli rengi olmuş bu siyahla kırmızı. Hiç beğenmedim ben seni ya. Yani özleme bak. Bu ikinci haftada ne kadar ilerleme var?
Sen gittikçe geriye gidiyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Ben seni çok beğeniyorum. Çok naif, çok sakin bir kızsın. Çok efendisin. Ama yani o kadar rüküstün ki, kusura bakma. Artık bunun üstüne yorum yapamayacağım. Tamam mı canım? Teşekkür ederim. İvana? Gizem, Taksim'de herhangi bir kız gibisin. Yani herkes böyle bir yırtık pantolon, siyah bluz, gösterişli zincirli kolye, siyah botlar hata yapar. Yani çok gördüğüm bir şey, çok beğenmedim bir şey. Tarz değil bu. Şimdi biraz... Evet, 70 pantolonlar moda. Ama bu kadar dar olmamalı gerekiyor. Daha bol, boyfriend jean pantolonları diyoruz. Belki o zaman daha cool durabilir. Üstüne böyle bir ceket. Oversize, daha büyük böyle, iki beden büyük. Yani bir tavrı olmalı. Çok sıradansın şimdi böyle. Sevmedi, ben de. Evet. Alalım mı kararları? Evet. Buyurun. Ben kararımı söyleyeyim. Kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun demişsin ama tarz değilsin. Nurella, tarz değilsin. Yıldızı veremiyoruz İvana. Tarz değil. Bütün jüri üyelerimiz senin tarz olmadığını düşünüyor bugün. Yıldız da alamadın. Üzgünüm Gizem. İnşallah yarın. Teşekkürler. İnşallah. Daha farklı şeyler görmeye başladım. Oynandığını fark ettim. Arkada daha farklı şeylerin döndüğünü fark ettim. Tarz yarışması evet ama başka şeylerin de konuştuğunu gördüm. Ondan kaynaklı biraz enerjim düştü. Kendimi bu hafta hiç iyi hissetmiyordum zaten. O da galiba tarzıma yansıdı, giyinişime yansıdı. Söyledikleri tüm her şeye katılıyorum. Evet doğrular, hayatta hayır değil diyemem. Ama bu orada olan atmosferle alakalı. Sevgili izleyiciler, insan elindekinin kıymetini kaybedince anlıyor aslında. Onlar da şu anda bu koltukların sahibi. 12 yarışmacımız var. Büyük ödül 100 bin lira için yarışıyorlar. Ancak her eleme gecesinde aramızdan bir yarışmacı ayrılacak. Ve yarı finale gelebilmek için onların yerine göz diken Uğurkan'dan gelen yarışmacılarımız var. İşte onlardan bir tanesi geliyor. Tam iki ismi var da hangisini kullanıyorsun? Gizem. Gizem'i. Evet. Annen baban ne diyorsun? Gizem. Gizem diyorlar. Nazlı niye öyle? Nazlı değil de Naz diyen oluyor arkadaşlarımın. Ha, sen neyi tercih ediyorsun? Gizem mi seviyorsun? Evet. Kalk bakayım sevgili seyircilerimiz görsünler. Ne giymişsin, kimi canlandırıyorsun? Rihanna. Çok mu seviyorsun Rihanna'yı? Rihanna'yı severim evet. Ben de severim. Salaş bir. Saçlar? Daha çok Beyoncé mandır. Yani şu saçları... Şöyle arkaya atsak belki şuraya şöyle bir şey yapıp şunu da şöyle bir şey toplasak ve yok etsek. Daha belki benzeyeceksin Rihanna'ya diye düşünüyorum. İyi Rihanna. Görelim yürüyüşünü görmüşsün. Rihanna nasıl yürüyor? Efendim hep beraber izleyeceğiz şimdi Rihanna nasıl yürüyor. Tarz mı efendim? Bu mu? Değil mi? Tarz mısın? Takdir. O zaman böyle diyorum benim elim. Şimdi biraz sonra içeriye gittiği zaman böyle mi, böyle mi? İleride boşalacak olan sandalyelere oturabilecek mi? 13 hafta sonra program bittikten sonra yeni programda tekrar başlayacak mı? Merak ediyorum. Hep beraber izleyelim o zaman. Bu el hangi istikamete gidecek. Evren senin dediğini yapıyorum. Haydi gidiyoruz ve izliyoruz. Gizem bu tarz benim podyumumda. Şöyle
şöyle alayım Gizemciğim seni, mikrofonu da vereyim. Hoş geldin. Hoş buldum. Heyecanlı mısın? Evet. Nasıl karar verdin katılmaya? Televizyonda reklamlarınız oynuyordu. Oradan gördüm. Ne yaptın? Hemen internete girdin. Evet. www.showtv.com.tr'den başvurunu yaptın. Başvuru yaparken yarışmacı arkadaşları da gördün. Bir anlamda rakipler. Evet. Acaba çok mu güvendin kendine? Ben bunları silkelerim, atarım, girerim yarı finale, yıldız alır. Hepsi çok güzel aslında böyle ama ben neden aralarında olmayayım diye düşündüm. Nereye gidiyorsun? İki konseptimiz vardı. Biri ikonlardan birini canlandıracaksın. Diğeri ise 80'li yıllara ait bir tarzda buraya geleceksin. Ben ikonları tercih ettim. Kimi görüyoruz peki o zaman? Yani Rihanna'nın tarzını yaşatmaya çalıştım birazcık ama. Bir Rihanna daha geldi karşımıza. Evet. Oldu mu bakalım. Artık. Sen aynaya baktığında tamam diyor musun? Ya aslında kıyafetten belki ama ceketten birazcık şeyim. Olmuş mu olmamış mı? Hemen seni jüriye yolluyorum. Umarım yıldızını kaparsın. İnşallah. Yarı finalde bizimle olursun. Bol şans. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Bize biraz sarayı anımsattın. Böyle değil mi İvana? Hafif bir Sara'nın saçları. Evet. Falan böyle. Onu mu izledin? Evet, karşılaştık. Sara'nın yerine mi gelir diyorsun? Gördüm, beğendim. Çok tatlı. Ha yok, Sara'nın yüzü çok güzel. Maşallah. Ben seni çok yapay buldum. Böyle kendini çok zorlamışsın. Yani demişsin ki bir tarz olayım, ne olayım düşünmüşsün. Bu senin tarzın değil yani. Sen kendi kendine işte böyle bir şey yapmışsın kendini. Ve buraya gelmişsin. Ben seni beğenmedim. Peki, teşekkür ederim. Evet, Rihanna olmaya çalıştın. Rihanna izlemesin ya lütfen bu program. Artık kendine hakikaten intihar eder. Herkes Rihanna olmak istiyormuş. Kadın yani. Psikoloji şeyini bozulur kadının. Ayakkabıları yani ben zaten diyorum bir şey para için harcayacaksınız. Lütfen doğru düzgün ayakkabı alın. Çok yanlış ayakkabılar bunlar. O yapmış şirketlerin de yapmasınlar artık. Yani çok yanlış bir ayakkabı. Short beğendim. Evet, bizim köylü güzeli bir çizmeler gibi o şortun altını giyersin. Ve o tişörtünü payetli pullu neyse o kolye çıkarsaydın. Yes. Kolye blazik çıkarsaydın o kokuşluk yani hiç güzel olmadı. O zaman belki bir tarz yaratabilirim ve belki Rihanna'nın belki Rihanna böyle zincirler falan takıyor ya kalın. Ama baya takacaksın, baya gösteriş olacak. Yani yarım olmuyor bu iş. Ya da olacak ya da olmayacak hiç. Hiç konuşmayacağım artık. Olmadı diyorum. Allah'tan. Ne konuşacağını konuş. Aynen. Gizem merhaba. Merhaba. Sen Rihanna'yı seviyor musun? Seviyorum ama şimdi sanki hiç sevmiyorsun da intikam şimdi almış olmak için bu sahneye çıkmışsın gibi duruyor. Gerçekten. Saçının yanını yapıştırdın. Bu tarafa dalga yaptın. Jean şortu giydin. Tamam, Rihanna'sın sen. Daha önceki gelen yarışmacı arkadaşlara da aynı şeyi söyledim. İkon dedik. Herkes bir popçulara, sahne sanatçılarına kayıyor. Halbuki o kadar çok. Sizlere de kulağınıza küpe olsun. Film yıldızları var. Moda ikonları var. Bunlardan da alternatifler sergileyebilirsiniz. Ama sen Rihanna mısın diye tartışacak olursak katiyen değilsin. Teşekkür ederim. Peki, kararlarımızı açıklayalım o zaman. Ben söyleyeyim mi? Hemen, Kemal. Gizem, tarz değilsin. Nurella. Tarz değilsin. İvana, zaten veremedik yıldızı. Teşekkür ederim. Sevgili yarışmacılarımız, örnekleri görüyorsunuz. Siz de aynı konseptlere hazırlanacaksınız eleme gecesinde. Eleme gecesinin ne kadar zorlu geçtiğini yaşadınız artık biliyorsunuz. Önce birbirinize eleyeceksiniz, isimlerinizi söyleyeceksiniz. Sonrasında jürinin karşısına geçtiğinizde artık yapacak bir şey yok. Çok iyi hazırlanmalısınız. Hangi konseptler? İkonlar. Yani tarih boyunca ikon olmuş herhangi bir ismi canlandırabilirsiniz. Ya da
80'li yıllara ait bir tarza geleceksiniz. Umarım çalışıyorsunuzdur. Çünkü yarından itibaren kıyafet hazır mı, oldu mu, bitti mi diye sizlere soracağım. Umarım hazırdır. Son dakika o oldu. Çantam yetişti, yetişmedi. Jüri hiçbir mazeret dinlemiyor. Gözünüzün yaşına da bakmıyor biliyorsunuz. Değil mi? Dünya güzellerim. Değil mi? Aman da aman. Pek güzelsiniz. İnşallah eleme gecesinde de bu güler yüzlerle burada birlikte olacağız. Son iki yarışmacımız. Bu tarz benim de. Bugünün son iki yarışmacısı. Podyuma Tuğçe Ergiş'i gelir. Ben senin yerinde hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ben arkadaşımın bahçe partisine gidiyorum. Böyle kocaman bir alan. Langırtların olduğu, oyunların olduğu, eğlencenin, dansın, müziğin olduğu bir partiye gidiyorum. Partiye gidiyorsun. Evet. Güzel. Ne güzel hayal etmişsin. Evet. Gitti mi böyle bir yere? Var gittim. Mı böyle? Evet, ha. Gittim. Ha. Çünkü ben de bahçeli bir evde oturuyorum. Yani evim bahçeli. Bol bol yaptığım için. Çanta, pop art. Güzel. Bakalım uygun musun? Bakalım inşallah. Bahçeli parti için. Ayşenur. Eteğinin boyu ve eteğinin formunu yanlış buluyorum. Kendim neyse. Öyle düşünüyorum. Yani bayağı aşağıda. Ben biraz artık şey giyeyim dedim yani. Aşağıya kendimi indirmiş olabilirim. Bu askılı atletinin askıları çok aşırı kalın ve omuzlarına kadar gitmiş. Bu yaka kısmı bayağı açık. Ayakkabılarına bayıldım, çantana bayıldım, saçını sevmedim ama seni seviyorum. Ha, teşekkür ederim. Eteğimin formunu ben bu şekilde kullanmayı istedim. Daha ince bir askı kullanarak yukarı çekip topuklu ayakkabı giyerek de kombine edebiliyorum bunu. Küpelerimi görmen lazım, onları da beğenirsin. Onlar da çok şirinler. Teşekkürler. Küpelerini jüriye de göster. Tamam. Ezgi. Şey, geçen haftaydı sanıyorum. Tuğçe gene böyle renkleri çok kombinlemişti. Onunla o uyumlu her yerinde bir renkler, hani bir renk kullanınca o rengi her yerine taşıyor. Yani bilmiyorum, çok güzel ve çok uyumlu gözüküyor. Ama fazla mı uyumlu bilmiyorum onu. Bu sefer sadece siyah pembe var. İşte siyah pembe, siyah pembe, küpeler pembe, çantada siyah var, pembe var, etek pembe, üst siyah. Bilmiyorum yani, anladın mı? Çok güzel ve çok uyumlu gözüküyorsun. Sağ ama ol, bu güzel ederim. Hani iyi bir şey mi bilmiyorum artık, jürimiz eğlenceye ne diyecek. Eğlenceye gidiyorum diye rengi kullandım ben de. Her zaman hani kullanmadım. Ya çok uyumlusun. Sağ ol. Nur. Buradan böyle şey, şeker gözüküyor renkten dolayı sanırım, pembe renkten dolayı. Ama ben çok sade buldum. O kadar. Podyum için mi sade gördün? Aynen. Çünkü bu bir tarz yarışması. Daha iyisi olabilirdi diye düşünüyorum. Ya ben masa örtüsü giyemiyorum, renkli bir şeyler giyiyorum. Masa örtüsü en azından masa örtüsü değil mi? Adı var. Yok, senin tarzım. Adın yok. Teşekkür. Rica ederim. Peki, seni jürinin karşısına yollayacağım. Bakalım bir pembe zehirlenmesi vakasıyla daha karşı karşıya mıyız? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bahçe parti. Evet. Ama lastik ayakkabı olursa bence de tenis oynamaya gidiyorsun gibi geliyor bana. Çok büyük bir bahçe, çimlerin de olduğu, hiçbir ayakkabı kirlensin istemedim. Bu şekilde düşündüm. Ayakkabı da şeyde söylemiyorum. Etine ve üstün bluz tenis takım gibi. Tenis takım tenis gibi. Tenis oynamak için. Şimdi anladım. Etine bir çanta bir alır mısın? Yani bir bahçe parti için şort daha uygun buluyorum ben. Hı hı. Çünkü daha rahat. Yani hareket yapabilirdin. Eğer rahat taraftadasın, onu sürekli söylüyorsun, onun için ayakkabı böyle. Ve o çanta. Vah, yani vah. Bahçe tarz hiç değil. Ama şık bir bahçe, yani ben salaş bir yer düşünmedim, öyle bir hayal etmedim. Madem hayaller şeklinde. Ben de toprak düşünüyorum. Eğer böyle bir ayakkabı giyeceksin, o zaman çanta düşüneceksin. Peki. Yani tarzında sonun kadar hak vereceksin bence de. Bilmiyorum, bu tişörtünün ve şey, tabii ki etek daha kısa olmalı ama şortun tavsiyem yani. Şortun daha iyi durur düşünüyorum, bu kadar. Teşekkür ederim. Tuğçe.
Efendim? Ben dün sana tarzsın mı demiştim. Evet. Ah dilimi eşek arıları sokaymış. Bahçe partisi için hiç uygun değilsin. Oyunlar varmış orada, bir sürü danslar varmış. O ayağındaki botlar plastik. Tamam çimler ıslak olabilir, yan ayak gezersin. Bütün o bad enerjin, kötü enerjin gider, toprak kötü enerjiyi alır biliyorsun. Böyle bir pembe siyah yapmışsın ama eğlenceli gözükmüyorsun gözüme. O çanta ah çantası da Ivana'ya ah dedirten çanta. Bana da ah dedirtiyor. Ben de ah diyorum, böyle bol bol iyi oldu işine geldim. Sanki müsamere kızı gibisin, bahçe partisi kızı gibi değil. Bugün beğenmedim seni. Teşekkür ederim, şaşırmadım. Ben evet. Şaşırmadığım için karşımdakini de şaşırtmıyorum. Ben şaşırmadım. Çünkü daha önce de kirpiğim var diye böyle bir şey yaşamıştım. Evet, o zaman kirpiğim var diyeydi. Şimdi böyle olduğu için. Sen beni şaşırt, ben de seni şaşırtırım, emin ol. Tamam. Daha aralarda şaşırtmışlığım da vardır. Bana oradan laf sokmaya çalışma istersen. Yok ama saçımla şaşırtmıştım ben sizi dün. Pardon? Saçımı siz istediğiniz evet, tamam. Dün saçının öyle. Rengini değiştirdiğin için sana ödül olarak tarzsın dedim. Şimdi her gün saçının rengini değiştirdiğin için sana tarzsın mı demek zorunda? Yok ben de hani yaptım. Ben tamam yaptın. Şaşırttım. Bugün de bunu kulağına küpe edersin. Yarın ona göre değerlendiririz. Peki. Norella. Tuğçe. Efendim buyurun. Keşke bir jean short giyseydin. Daha iyi olurdu. Etek boyun o kadar yanlış ki yani. Ben indirdim onu biraz. Bu kupa etekte Ivana'nın eteğini gördünüz. Boyunu gördünüz. Yani bu olmaz. Bu tarz etek giyiyorsanız bunun boyu kısa olması gerekiyor. Şaşırmışsın sen herhalde. Bir kafan böyle gitmiyor. Şaşırmamış Nurcuğum. Pardon. Heyecandan mı yaptın bunu? Orada sevgilin mi vardı? Heyecanlı mısın? Hayır. Niye, beni dinlerken niye Kemal Doğulu'ya bakıyorsun? Bir şey yapıyordu. Onun çok etkisindesin galiba. Demoralize mi oldun? Evet. Niye? Ama olmamış. Yani tamam, ne diyebilirim? Ben zaten düzeltmek için uğraşacağım. Bu yüzden buradayım. Her gün alkışlanacak bir halim yok. Alkışlansam burada nasıl, ne işim ama var? Ama niye böyle bir şey? Ama tavrın ona öyle değil, aynı şeyi söylemiyor. Vücut dilin aynı şeyi söylemiyor. Evet. Böyle bir refleksin var senin karşındakine laf sokmaya yönelik. Bana bile laf soktun 2 saniye önce. Şimdi ondan sonra hayır öyle değil bilmem ne diyorsun. Geri çevirmiyorum. Yanlış anlaşılmış olabilir şu anda. Ters bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Nasıl düşünmüyorsun? Sen kimseye sert bir şey söylediğini düşünmüyorsun zaten. Hayır. Senin yaratılışında var galiba bu. Sen sertsin aslında, farkında değilsin. Pembe giydiğin için sert olmayacaksın anlamına gelmiyor bunun bu. Bunun farkındayım. Çok ha. Sert bir insan değilim. Sinirlenince çok sert olabiliyorum. Size karşı daha biraz olabiliyorsun, önce... değil mi? Hayır. Sert bir davranışta bulunduğumu düşünmüyorum. Yani ben seni beğenmediğimi söylüyorum ve şaşırmadım diyorsun. Bu bize karşı kendi içinde sert bir sertlik olabilirler. Bence. Çünkü ben bakışınızdan anladım zaten. Tamam evet. O zaman şaşırmış ol. Ben seni şaşırtmak zorunda değilim. Değilsiniz, zaten. Sen evet. Beni şaşırtmak zorundasın. Ben şaşırırsam sen de benim vereceğim oyla şaşırırsın o zaman. Tamam. Ya sen beni şaşırtmıyorsan ben seni asla şaşırtmam. Bundan sonra da buna emin olabilirsin. Peki. Ben en çok o lastik botlarını beğendim ya. O bir aslında o bir tarz ama sen onu iyi değerlendirememişsin. Hı hı. Bugün demek ki böyle oldu. Ayrıca da cevap vermek isterseniz bize de cevap verebilirsiniz. Yani kimsenin kimseden bir korkusu yok. Biz nasıl diyorsak siz de kendinizi savunabilirsiniz, cevap hı hı. Verebilirsiniz. Başka o çanta aman tanrım ters çevir onu zaten. Ah yine ah. Evet benim söyleyeceğim. Kendini savunmak başka şey. Burada böyle şuursuzca laf sallamak başka şey. Kabul etmiyorum ben bunu. Ben de size laf salladığımı düşünmüyorum gerçekten. Tamam kendini izleyince anlarsın ne demek istediğimi. Tamam izleyeceğim tamam. Ve özür borçluysam söz veriyorum size özür dileyeceğim. Bekliyorum teşekkürler. Ben de yaptığımı düşünmüyorum çünkü. Yani sert bir tavır sergiledim. Sert şaşırmış olabilirim tepkinize. Ama ne hakaret ne yüksek ses pardon, zaten pardon. Yapamam. Pardon neden şaşırdın? Yani sen böyle çok muhteşemdin de. Hayır, ben iyi giyindim değil. Zaten bakışlarına anladım Kemal Bey'in beğenmediğini. Ben de senin bakışlarından bozulduğunu anladım. Sen de bir bakışlarına bakarsın. Şaşırmadım derkenki ifade. Benimle konuşuyor şu an. Ne demek bir dakika? Benle muhatap, ben de cevap veriyorum. Pardon. Ben iyice şaşırdım. Sen şaşır.
Şimdi tamam. Şaşır yani. Tamam, şu an şaşırdım. Ben de diyorum ki... Niye sen... şaşırdın? Ah. Benim kafam da karıştı. İyice. Ben biraz susuyorum. Lütfen. Sen kendini izlerken, şaşırmadım derken ki surat ifadene bakarsın. Sonra seninle küçük bir konuşma yaparız istersen. Tamam mı? Teşekkürler. Tamam. Şimdi buyurun, ne istiyorsanız konuşun Nur Hanım. Ben hanımım tabii. Tabii ki hanımsın. Bazen hanımsın, bazen değilsin. Aa, ay bir dakika. Tansiyon aletim nerede? Ben de öyle oldum biraz önce tepkimi alınca. Ama sen sus be, sana ne oluyor şimdi? ben burada ne hale düştüm? Bu diyor ki bana da böyle oldu. Sen başlattın bunu. İşte ben şaşırmamla başladım. Çünkü niye? Ben seninle konuşurken sen buradaki beyefendiye baktın, ona takılı kaldın. Ben de sana dedim ki beni dinlemiyorsun, o beyefendiye bakıyorsun. Kıskandın sen de. Çok beğeniyorum. Yo, ben hiç kıskanmam. Ay canım. Ay hiç kıskanmam. Ben kıskansam Ivana ile oturmam. Canım. O ayrı şey, o ayrı şey canım. Boş ver. Aa. Ben tamam, hiç... Neyse. Tamam, tatlımsın, aşkımsın, bebeğimsin. Hadi. Ama size bir kazık evet, alacağım. Evet, aldık tabii. Bu kararları. Buyurun. Evet. Ay ter döktüm bir dakika, sinirsel bir durum galiba. Ben rengimi belli ettim zaten fazlaca. Evet. Son noktayı da koyayım ben de adıma. Bir yılanla oturuyormuşum. Tarz değilsin. Tarz değilsin. Bugünlük tarz değilsin. Bunu dediğim gibi yine kişisel algılamayın lütfen. Tuğçe, sonra gidip ağlayacaksan söyleyeceğim bir şey varsa şimdi söyle. Yok, bugün ağlamayacağım valla. Bak sen. Tamam. Hiç modumda değil. Sonunda Nur anladı yılan kim oturuyor yanında. Ben kim olduğunu. Ivana'nın ben günahını almışım yıllarca. Ona göre yani işte bilmiyorum. Aa, ben lafımı ortaya koydum. Ah kafam ah. Nurella. Tarz mı? Hayır mi? Canım. Hiçbir şey değil kimse bu saatten sonra. Ay bu da devriliyordu. bu da devriliyordu. Tarz yani da değil, hiçbir şey değil. Şu opalin. Tarz da değil, hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Ivana. Bahçe parti uygun değilsin demek ki tarzın değilsin. Tamam, teşekkür hiçbir ederim. Hiçbir jüriyemiz seni beğenmedi. Seni... uğurluyoruz. Bugün de yıldız yok. Teşekkür ederim. Her gün bir yıldız beklentim yok. Her şeyi bilen ve çok güzel bir giyinen kadın olsaydım zaten burada işim yoktu. Eksiklerimi tamamlamak için, doğrularımı bulmak için, bana yakışanı bulmak için ben buraya geldim. Ama haksızlıklar bana göre var tabii ki. Kendime göre haklıyım. Benden gerçekten çok çok kötü giyinen insanlara şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı, şu ayakkabıyı giyseydin deyip düzeltiliyor. Ben birçok insandan orada iyi giyindiğim halde yıldız alamayabilirim ama sert eleştirilerde bulunulmaya başladı artık. Kendimi ifade etmekte hiç zorlanmayan, çok kolay kendimi ifade edebilen bir insandım. Burada kendimi hiç ifade edemiyorum. Çünkü o kadar şaşkınım ki Kemal Bey şaşırıyorum, şaşırt beni diyor. Şaşırdın mı? Yıldız almadığını diyor. Ben de gerçekten burada o kadar şaşırdım ki kendimi ifade edemiyorum. Bu tarz benim de bugünün son yarışmacısı podyuma geliyor. Buse Doğanay. Bir havalı aman Allah'ım. Saçlarda renklerimiz var. Evet. Hemen altını çizeyim. Nereye gidiyorsun? Ben İstiklal'de turluyorum biraz. Bugün herkes otobüs mü kaldırıyorlar Taksim'e? Ondan sonra biraz bir şeyler içerim, otururum bir yerde. Tek başına? Bugün tekim. Kafamı dinleyeceğim biraz. Ne yapacaksın? Tek başına oturacaksın. Ya ben kaç zaten... saat oturabilirsin yani? Ha, ilk önce biraz gezeceğim. Hı. Şöyle bir etrafa bakayım kim var, kim tamam. Yok. İnsanlar ne alemde. Peki. Dönelim bakalım. Sara. Ben bu tarzı çok seviyorum. Kendimde zaten normal günlük hayatımda da kullandığım bir tarz. Botların çok güzel, gömleğin çok güzel. Ama o boynumdaki takıyı ben olsam kullanmazdım. Çok abiye kaçmış.
kolunun biraz daha böyle takılarla dolu olmasını tercih ederdim. Deri veya ip, renkli bağ, kırmızı. Gömleğinin içindeki tonlardan kastediyorum. Saçımı da düz böyle fön çektirip hani bırakırdım. Böyle daha rahat bir hava katabilirdi diye düşünüyorum. Ya aslında saçımı şöyle söyleyeyim. Ben salaş giyindiğim zaman saçımı toplayıp dağıtmayı seviyorum. Ensemde saç sevmiyorum. Çünkü yürüyeceğim falan, terlemek istemedim. Böyle dağınık biraz zaten. Salaş toplayayım dedim. Güzel. Hazırsan. Evet. Jürinin karşısına geçebilirsin. Tamam. Buse, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de beni şaşırtanlardansın. Gün geçtikçe yaşına daha uygun giyinmeye başladın. Seçimlerin daha doğru olmaya başladı. Ben o boynundaki kolyenin daha böyle oksitli bir altın olmasını tercih ederdim. Çok parlıyor, göz alıcı. Çantan biraz daha küçük olabilirdi. Saçına attığın yeşilleri... Saçına attığın yeşilleri beğendim. Güzel olmuş. Ve saçın bence gayet salaş, hiç abiye durmuyor. Botların da güzel. Teşekkür ederim. Bugün şaşırttın beni. Ne haber Fıstık? İyiyim, siz nasılsınız? Mersi ya. En çok biliyor musun, botlarını beğendim. Bir de onları bağlamamışsın ya, acayipsin yani. Beni korkutuyorsun ve ürkütüyorsun. İvana sana köylü güzeli diyordu, bak. Hoşuma gidiyor ama. Yani o sen, o astrolojik havalarından da çıktın. O bir başka bir şey oldun yani. Nereye gidiyorsun böyle? İstiklal'e gidiyorum. İstiklal'e? Hı. Ne yapacaksın orada? Orası böyle biraz canlı oluyor böyle. Seviyorum orada yürümeyi. Boylu boyuna. Bir tarafımda bir mağaza, bir tarafımda bir mağaza. Kitap alıyorsun, bir şey yapıyorsun. Kitap bu aralar çok ilgilenemiyorum ama normalde çok okurum. Bugünlerde de bir iki gündür sessizliğin var senin. Öyle mi? Böyle bir cool takılıyorsun. Bak aferin sana, söz dinliyorsun. O kolyen, evet yani o kolye olmasa daha iyi olurdu. Vallahi bir hoşsun. Teşekkür ama ederim. Yani ben İstiklal'de yürüdüğüm zaman seninle karşılaşsam aynı tarz bir bayan diye dönüp bakmam tabii ki o da. Onu da belirteyim. Başka o kadar. Teşekkür ederim. Bana. Evet, benim koylu güzelim hiç koylu kalmadı. Tam şehire girmiş. Köyden indim şehre. Şehire geldim. Hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ekosilar renklerini beğenmedim ben. Böyle kırmızı, koyu kırmızı, bordo, siyah, daha punk. Daha koyu renkler. Evet, daha punk, metalik havaya girmek ve tarzını yakalamak. Daha doğrusu düşünüyorum. Kolinin parlama o abi elbiselere kalmış. Yani o kolyeler unutuyorum, siliyorum. Bütün tarz saçlarında, makyajlarından, tavrından doğru buldum. Ve bu tarzında devam et tavsiyem. Teşekkür ederim. Hemen kararlarınızı alayım. Buse, tarzsın. Teşekkür ederim. Nurella. Aman şımarma sakın. Teşekkür Tarsın. Ederim. Yıldız'ı kaptık. Tarsın İvana'dan da. Dans, dans, oynasın. O siyah parmağı bekliyordum çünkü çok hadi istiyordum. Hadi oyna, hadi, hadi. Nasıl oynayayım? Bir dans et ya. Herkes dans ediyor. Aram bir çalsın canım. Aa, ben hiç beceremem ki öyle şeyleri. Biraz önce yaptığın neydi? Yaptığın neydi biraz önce? Jump in low and bring me up. No, she doesn't mind. I, she doesn't mind. I, she doesn't mind. Girl, I got you so. Push it back on it, bring it back on it. Give me the thing, become a waffle lock on it. Wine it, wiggle it, set the trap on it. Two more shots, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in for your truck, we pump on it. Heads up. Hemen ayakta kalsınlar. Diğerleri iki dakika otursunlar bakalım. Kimler almış? Ezgi, Nur, Özlem, Ayşenur, Aycan, Nurcan ve Buse. Buse, tebrik ederim. Bu hafta hızlı gidiyorsun. Hiç fena değil.
bakalım yarın neler yaşayacağız. Sevgili izleyiciler, bugünlük bu tarz benim de heyecan noktalıyoruz ama Yıldız Savaşları devam ediyor. Bakalım yarın kimler alacak, kimler alamayacak. Yıldızlar çok önemli. Koruma altındaki ilk 3 yarışmacıyı arıyoruz. Bakalım kimler olacak. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Penceresiz kaldım anne, penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tellere takıldı, hani benim gençliğim anne. Penceresiz kaldım anne, penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tellere takıldı, hani benim gençliğim anne. Ne varsa bu su genzi yakan, ekmek gibi, aşk gibi. Güzellikten yana bölüştüm, büyümüştüm. Bu ne yaman çelişki anne, bu ne yaman çelişki anne. Kurtlar sofrasına düştüm, hani benim gençliğim.